Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir Büyük Sorular programıyla daha huzurlarınızdayız. Büyük Sorular'da malumunuz aktüelin dışında, gündeliğin dışında biraz gündemi frenleyerek, kendimizi de frenleyerek muhtelif meselelerde bir televizyon aracılığıyla ne kadar derinleşilebilir ama biz elimizden geldiği kadar derinleşmeye, meseleleri, konuları derinleştirmeye çalışıyoruz. Meseleler, konuları bir kez daha tekrar etmeme gerek yok. Temelde aradığımız şey neyi aradığımız? Kendimizin, toplumumuzun, tabiatın, eşyaya, nesneye, sanata, kültüre tarif verirken, bakarken, ederken neyi aradığımızı sormaya çalışıyoruz. Ve en temelde bütün bunların temeline de malumunuz insanı koyuyoruz. Bugün sahiden, hasreten, yani yeri geldi iktisatçı, yeri geldi tarihçi, yeri geldi muhtelif branşlarda akademisyenler ağırladık ama bugün hasreten insanı arayan ya da insanın derinliklerinde gezinen, işi mesleği gereği derinliklerinde gezinen bir akademisyeni, bir düşünürü, bir yazarı, bir şairi ama bir psikiyatri ağırlıyoruz. Profesör Doktor Kemal Sayar yayın konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksik bıraktığım bir şey oldu mu? Sağ olun, iltifat ettiniz. Estağfurullah. Yine seyircilerimiz alışıktır. Burada zaman zaman altını çizeriz suretin. Yönetmenim Hakan'dan rica edeyim hocamın kitaplarını şöyle seyircilerimizle şuradaki akış paylaşırsa. O kitaplar arasında bir Yavaşla isimli bir kitap dikkatini çekecektir sevgili seyircilerimizin. Profesör Doktor Teoman Duralı'yı burada ağırladığımda kendisiyle zamanımızın düşmanı nedir? Ya da biz ne oldu da böyle oldu? Kabaca bir soru yönelttiğimde bizim düşmanımız süratli demişti. Her şey inanılmaz hızlı yetişmeye çalışıyoruz. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Yavaşla kitabını da görünce de, bu ismi görünce de içeriğini bilmeyen seyircilerimiz adına siz de temelde temel sorunumuzun bu olduğunu düşünerek mi böyle bir şey söylüyorsunuz? Yoksa farklı bir yaklaşım mı? Yani Teoman Hoca'nın sözlerine katılıyorum. Bu benim ilk kitaplarımdan bir tanesi Yavaşla. O dönemde Türkçe'de yavaşlık felsefesi üzerine bir yayın yoktu ve benim de en çok satan kitabım. Çünkü insanların galiba en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi yavaşlama. Meşhur bir hikaye var. İşte Afrikalılarla ve beyaz adam seyahat ederken, beyaz adam çok hızlı seyahat edince Afrikalılar arada bir duruyorlar. Niçin duruyorsunuz, niçin istirahat ediyorsunuz, niçin bekliyorsunuz denildiği zaman diyorlar ki o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhlarımız arkada kalıyor. Modern medeniyet bir hız ve haz medeniyeti. Ruhlarımızı arkada bıraktığımız, ruhlarımızı bize yetişemediği, bedenlerimizin hızına yetişemediği bir medeniyet. Bu arada neyi kaybediyoruz? Gerçekten üzerinde durulmaya, gerçekten kaybedilmemeye layık olan, gerçekten sevilmeye, zaman ayrılmaya layık olan ne varsa onu yolda kaybediyoruz. İnsanlar işlerine sevdalı oluyorlar, işlerinde büyük performans gösteriyorlar, iş hayatlarında büyük başarılar kazanmak istiyorlar. Başarı bizim için çok mukaddes bir kelime oluyor, onun peşinde hayatlarımızı heder ediyoruz. Ama kendi çocuklarımızın gözüne sevgiyle bakmayı kaybediyoruz. Dostlarımızla ısınacağımız güzel bir sohbeti kaybediyoruz. Kendi kendimize kalarak kendi içimize derinleşeceğimiz, kendi içimizin hakikatlerini bulacağımız anları kaybediyoruz. Gerçek olan, bize yaşamaya, hayatın yaşanmaya değer olduğu hissini veren temel şeyleri kaybediyoruz hızlandığımız zaman. Hız bize kendimizi unutturmaya yarıyor. Hız bize ölümü unutturmaya yarıyor. En temel şeylerden bir tanesi bu. İnsan biraz da kendi ölümünden kaçıyor hızlanarak. Ağrıdan, sızıdan kaçıyor. Kendi kusurlarından, kendi zayıflıklarından kaçıyor. Bunlarla yüzleşmek istemiyoruz. Hızlandığımız zaman, çok insanla telefonda konuştuğumuz zaman, vaktimizin her anını tıka basa yaşantıyla doldurduğumuzda ve yaşantı oburu haline geldiğimiz zaman kendimizi önemli sayıyoruz. Ben önemli bir insanım. Bak hayatım ne kadar dolu, ne kadar hızlı akıyor. Telefonlar susmuyor. Telefonlar susmuyor. Randevular, sürekli e-mail bombardımanı, insanlara randevu veremiyorum. Oradan oraya koşuyorum.
Ne yapıyorum? Aslında kendim üzerine düşünmekten de kaçmış oluyorum. Kendi hayatımı sorgulamaktan kaçmış oluyorum. O zaman ekranları başında bu sözünü ettiğimiz mail trafiğiyle, telefon trafiğiyle uğraşan, evet beni tarif ediyorlar diyen insanlar için durup neyin üstünde düşünmesi gerekir? Niçin yavaşlaması gerekir? Evet. Müteaddit defalar kitaplarımda da söyleşilerimde de söylediğim bir şey var. İnsan bu dünyada paranın satın alamadığı şeylerle mutlu oluyor. Yani parayla değiş tokuş edilemeyen değerler insanı mutlu ediyor. Yoldaşlık, arkadaşlık, bir amaç hissi, bir gaye hissi, hayatın için yaşadığını bilme. Yani bir ömür sürüyorum ama bu ömürden geriye ne kalacak? Sadece kendi kişisel çıkarlarım için yaşayıp etme mi kalacak? Yoksa insanlar da benim hayatımdan yararlanabilecek mi? Bir ışık düşürebilecek miyim insanların hayatına? Bir bütün olarak geriye dönüp baktığım zaman 80 yaşında Allah o kadar ömür verirse ne göreceğim? Tutarlı bir anlatımı göreceğim yoksa sürekli zikzaklar çizmiş, bir türlü ne aradığını bilmeyen, ne aradığını da bulamamış bir insan mı göreceğim? Tutarlı bir anlatı, tutarlı bir hikaye geride bırakabilecek miyim? Bütün bunlar aslında kendi hayatımız üzerine düşünebilmemizle, kendi hayatımızı sorgulayabilmemizle mümkün. Düşünürün söylediği gibi sorgulanmayan bir hayat aslında yaşanmamış demektir. Hepimizin nereyi nerede yanlış yaptığımızı, nerede durmamız gerekirken hızlandığımızı, ölümden ne biçimlerde saklandığımızı, kendi ölümümüzden nasıl kaçtığımızı, neyi hatırlamaktan uzak durduğumuzu kendimize sormamız lazım. Çünkü yavaşlamak biraz da hatırlayabilmekle ilgili. Yavaşlayan insan, hayatında molalar verebilen, durup soluklanabilen insan bir şeyleri hatırlamak ister. Bir şeyi unutmak isteyen insan ise hızlanır. Bir kitabınızdan bir alıntı. Modernliğin sakinler olarak biz bilmediğimiz arkadaşlar, derinlemesine incelenmemiş fikirler, hissedilen ama doyasıya yaşanmayan duygular, kalp ve ruh tarafından deneyimlenmemiş aşklarla mağlul durumdayız diye yazıyorsunuz. Çok sahici ve acı bir gözlem olarak. Sadece hız değil herhalde bizi bu hale getiren. Samimiyet. Galiba modern iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla beraber insan samimiyet konusunda da sınavda kalıyor. Bizler ekranın önünde bambaşka, ekranın gerisinde bambaşka hayatlar sürmeye başlıyoruz. Sahicilik bizim hayatımızın en temel meselelerinden bir tanesi olmaya başlıyor. Yani nasıl görünüyorsam öyle miyim, nasıl söylüyorsam öyle miyim? Söylediğim kişi miyim, göründüğüm kişi miyim? Maalesef işte bu yeni iletişim teknolojileri insanların içine bazı haset tohumlarını ekiyor. Bu haset tohumları bizi performans halinde benliklere dönüştürüyor. Yani biz aslında olduğumuz kişi olarak var olmuyoruz da gösterdiğimiz performansla var oluyoruz. Ne kadar para kazandık, ne kadar şöhret olduk, insanların gözünün önünde ne kadar büyük başarılar elde ettik ve basamakları tırmandık, ne kadar alkış aldık. Göründüğümüz kadar var olduğumuz bir düzende herkes işte bütün dişlerini göstererek gülüyor, herkes en mutluyu oynuyor, herkes en sahiciyi oynuyor. Görünür olarak mutluymuş gibi yapmak 5-10 yılın işi. Evet. Instagram falan. Bu iş alet, bu iş icat oldu da bundan dolayı mı mertlik bozuldu? Bundan dolayı mı biz evet çok mutluyum, bak acayip mutluyum mu paylaşma ihtiyacı hissettik? Bu da bize modern hayatın getirdiği, dayattığı bir şey. Bir kendi kendimize tedavi demeyeyim de kendi kendimize aldattığımız bir yöntem. Eskiden de böyleydi de biz bunun farkında değildik. Bence hayatımızdaki ekranlar çoğaldıkça simüle ettiğimiz, taklit ettiğimiz hayatlar da çoğalmaya başladı. Yani bu ekranların çoğalmasıyla ve ekranın bizim hayatımıza çok fazla sokulmasıyla ilgili bir durum. Biz artık sanal ve gerçek alem arasında
gidip geldiğimiz hibrit, melez hayatlar yaşıyoruz. Yani ne kadarı bizim gerçek kimliğimiz, sanal hayattaki kimliğimizin ne kadarı bizim gerçek kimliğimiz, gerçek hayattaki kimliğimiz ne kadar gerçek kimliğimiz, bu birbirine karışmaya başladı. Yani bir sosyal medya mecrasında bize söylenmiş kötü bir söz günlerimizi alabiliyor, değil mi? Zihinsel olarak bizi çok meşgul edebiliyor. Hatta ben bundan birkaç yıl önce yurt dışında bir tebliğ sundum. Facebook aşkları diye. Facebook üzerinden birbirine aşık olan, birbirine ölesiye sevdalanan, birbirlerini hiç görmeden birbirlerine aşık olan, daha sonra da büyük bir hayal kırıklığına uğradığı için çok ağır depresyonlar geçiren insan örnekleri üzerinden. Bunlar, yani sanal alem bize belki çok gerçekçi şeyler vaat etmiyor ama acıları gerçek. Yani bize sunduğu acılar gerçek. Sanal alem hangi boşluğu doldurdu bizde? O zaman bir şey, bu boşluğumuz varmış ki bu girince bu kadar üstüne atladık. Ya bence modernliğin hikayesi insanın yersiz yurtsuzluğunun hikayesi. Biz ait olmakta, bir anlama, daha geniş bir anlam çerçevesine ait olmakta zorlanıyoruz. Bütün büyük anlatıların kayıplara karıştığı bir dünyada işte artık insanlar büyük bir millet fikrine inanmıyorlar, büyük ideolojilere inanmıyorlar. Hatta Batı dünyası işte Nietzsche'den başlayarak Tanrı'nın ölümünü konuşuyor. Aşkın müteal aleme modern Batı giderek az inanmaya başladı. Kiliselerin boşaldığını görüyoruz. Nereye insanlar kendini yaslayacak? Hangi anlam kaynağına kendini yaslayacak? O zaman insanlar şunu söylemeye başlıyor. Benim için iyi olan iyidir. Herkes kendi normunu, kendi ahlaki kurallarını kendisiyle beraber tanımlamaya başlıyor. Meşruiyetini kendi hayatının haz kaynaklarından almaya başlıyor. Bu da kocaman bir yalnızlığı beraberinde getiriyor. Büyük bir yalnızlık. Zaten böyle kimlik adacıkları şeklinde insanlar adalar halinde yaşıyorlar. Birbirine gidip gelen, birbirini ziyaret eden, birbirini içine alan insanların sayısı giderek azalıyor. Bu modern batıdan başlayarak küresel rüzgarlar eliyle tabii doğu dünyasına, bizim toplumlarımıza da yayılıyor. En son belki konuşacağımız bir şey ama bu aşılabilir bir şey mi? Aşacak mıyız burayı da? Yoksa kıyamete doğru sürükleniyor muyuz? Tabii kıyamet senaryoları çok. Hepimizin bir gözetim toplumu içinde yaşadığımız ve giderek bir süre sonra işte bu Matrix üçlemesini hatırlayın. Hepimizin bir hayal aleminde hiç fark etmeden mavi hapı yutmuş bir şekilde uyanmaksızın yaşayacağımız yolunda kehanetler var, distopyalar çok fazla. Ben insanlığın bir dibi bulduktan sonra, tabiat kirlendikten, işte artık plastiği yiyemeyeceğimizi fark ettikten, sular bittikten, sular kirlendikten sonra, bir dip noktasından sonra hakikati yeniden bulacağını, keşfedeceğini ve insanı insan yapan öze, cevhere geri dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Solzhenitsyn'in yıllar önce yazdığı çok muhteşem bir makale vardır. Böyle her satırını ben defalarca okudum. Tanrı'yı politikaya geri getirin başlığıyla yazdığı bir şey. İnsanlar bu tamahkarlık yarışının sonunda ele geçirerek değil, ele geçirmeyi reddederek daha iyi insanlar olacaklarını fark edecekler diyor. Bizler belki tabiata çok kötü davranıyoruz, tabiata bir köle gibi davranıyoruz. İçinde yaşadığımız evrene bir dost, bir arkadaş, bir yoldaş gibi değil, istismar edilecek, suistimal edilecek bir varlık gibi davranıyoruz. Ama işte son buğdayı tükettiğimizde, son suyu kirlettiğimizde gidecek başka bir yerimizin olmadığını ve bütün varlığa yar ve yardımcı olmamız gerektiğini fark edeceğiz. O koyu karanlığı görmemiz gerekiyor sanki. Bir söz var İngilizce'de, şafak sökmeden öncesi en koyu karanlıktır anlamında. O koyu karanlıktan sonra herhalde şafak sökebilir. Yiğit düştüğü yerden kalkacak. Öyle düşünüyorum, evet. Az önce aidiyetlerden bahsettiniz ya. Ben yalnızlık dedim, siz büyük aidiyeti kaybettik dediniz. Nedir bu aidiyet? Mesela yayına hazırlanırken bir konferans ya da bir programınızda ya bu evlilik dediğiniz şey o kadar da büyük anlamlar yükleyeceğiniz bir şey değil. Hani
aidiyet noktası. Hı-hı. Benim bütün sorunumu, sıkıntımı, hı-hı, annem de olacak, babam da olacak, sırdaşım da olacak, derttaşım da olacak. Evet. Bu evlilik bir spor kulübü üyeliği, bir taraftarlık, bir milliyetçilik, bir ülküdaşlık, kaybolan aidiyetler ya da bugün antidepresanları artık gündelik öğün gibi yiyip şirten, tüketen toplumda hangi aidiyet rahatlatıcıdır? Hangi aidiyet din? Hangi aidiyet bu modern insanın derdine deva olur? Ben insanın kendi hayatındaki anlam sorusuna cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz bu dünyada niçin var olduğumuzun cevabını vermek ödevindeyiz. Yani sonuçta benim hayatım neye hizmet edecek, hangi ülkeye hizmet edecek ve benden geriye ne kalacak? Çok hangi solgun ışık? Özür dilerim, biraz da açmak adına. Ait olduğumuz dinler, hı-hı, buna cevap veriyor. Hı-hı. Parantez içinde idi. Şu, hı-hı, anlamda söylüyorum. Artık modern insan geleneksel öğretilerini de bir kenara bırakıp dediğiniz gibi, hı-hı, adacık, kimlik adacıkları oluşturmaya başladı. Ben neyim sorusuna önce Kur'an-ı Kerim mali de İncil mali, İncil'den başlayarak bir şey bulmaya çalışıyor. Bunları dinlemiştim ben diyor filan. Bu da yetmediği için buradayım diyor zaten. Psikologlara gidiyor, psikiyatriye gidiyor. İşte uyuşturucu müptelası oluyor, alkol bağımlısı oluyor filan. Buradaki o ben neyim sorusuna başlangıç yeri neresidir? Kendini aramaya nereden başlayacak bu insan? Beni aşan, benden daha büyük ve benimle beraber solup gitmeyecek bir ülkü ancak bana hitap edebilir insan olarak. Sadece benimle sınırlı olan, benim benliğimle sınırlı olan bir şey beni daha büyük bir bütünün parçası yapmaz. Büyük anlatılar geçmiş çağlarda insanlara kuvvetli bir aidiyet hissi sağlıyordu. Din insana kuvvetli bir aidiyet hissi sağlayabilir. O cemaatin bir parçası olmak. Sadece cemaatin parçası olmak değil, aşkınlıkla, müteal olanla, Allah'la bir rabıta kurabilmek. Yani insan sadece yatay düzlemde var olan bir varlık değil. İnsanın ötelerle, Tanrı'yla kurduğu bir ilişki de var. Kendi içimizde, ruhumuzda onunla konuştuğumuz, onu dinlemek istediğimiz, onun seslerine yer açmak istediğimiz bir ilişki de var. Ronald David Lang diye bir yazar vardır. Batı'da çok sıra dışı bir psikiyatr. Ben onun bir kitabını tercüme etmiştim çok uzun yıllar önce. Yaşantının Politikası diye. Lang diyor ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar büyük bir kıtlık yaşayacaklar. Ama bu kıtlık yeme içme kıtlığı olmayacak. Bu kıtlık Tanrı'nın sözlerini işitme kıtlığı olacak. Günümüzde modernite tecrübesiyle beraber insan anlamın kaynağını kendisinde aramaya başlıyor ve ötelerin sesini kısıyor biraz. Yani biz bize söylenmiş olanı, bize hitap edilmiş, bize buyurulmuş olan şeyi çok daha az işitmeye başlıyoruz. Orayı çok değerlendirme için içimize almıyoruz. Orada derinleşemiyoruz. Ha, herkes hayatın anlamını orada bulacak diye bir şey yok. Ama hayatın anlamını bulmak için mutlaka insanı insan yapan erdemlere yönelmek lazım. Mesela iyilik de insanın hayatının anlamını buldurabilir. Sokak hayvanlarına, başka insanlara, muhtaç durumdaki insanlara kendi hayatını adayan, hayatında iyiliğe yer açan insanlar da oradan bir anlam devşirebilir. Düşünerek de insan hayatına bir anlam devşirebilir. Müteal olana ruhunu kalbini yaslayarak, aşkın olana ruhunu kalbini yaslayarak da bir anlam devşirebilir. Herkes hayatın anlamını farklı yerlerde bulabilir. Ama aramak zorundayız. Meşhur bir sufi sözü var. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır diye. Ben bu çabanın çok değerli bir çaba olduğunu düşünüyorum. Yani benim hayatım hangi amaca, büyük bütüne yaslanacak? Bulanlar ve arayanlar sözünü bir daha tekrar eder misiniz? Bu sorunun son her arayan olmuş. Bulamaz, ancak bulanlar arayanlardır. Reklama gitmemiz lazım. Tam bir soru soracaktım ama reklama gitmemiz lazımmış. Peki, kısa bir araya gidelim, sonra tekrar beraber olalım.
arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır sözüyle gittik araya ve sonra tekrar huzurlarınızdayız. Ben de bu bulmanın yolunu soracaktım ki reklam arasına gittik. Bu yol güzergah beyin midir, kalp midir, inanç mıdır? Arayış evet. Güzergahları neresidir? Akleden kalptir. Kalp İslam toplumlarında geleneksel olarak hep hayatiyetin merkezi olmuş. Kalp geleneksel zamanlardan beri İslam toplumlarında hep hayatiyetin, yaşamın ana organı olmuştur. Yani asıl hayatiyetin oradan kaynaklandığı düşünülmüştür. Bunun duygularla da alakalı olduğu düşünülmüştür. Yani biz duygularımızı tarif ederken hep kalpten bahsederiz, kalbe referans veririz. Hı hı. Akleden kalp demek insanın duyguları zaman zaman aklın süzgecinden geçirmekle beraber duyguları hiç elden bırakmadığı bir düşünme biçimi demektir. Carl Jung'la ilgili bir hatıra anlatılır. Carl Jung bir Kızılderili kabilesini ziyaret eder. Siz nasıl düşünüyorsunuz sorusunu sorar onlara. Onlar da merak ederler. Önce sen söyle derler. Siz nasıl, siz Batılılar nasıl düşünüyorsunuz? Jung şu işareti yapar. Biz aklımızla düşünüyoruz, beynimizle düşünüyoruz der. Kızılderili şefi ona cevap verir. Biz kalbimizle düşünüyoruz. Kalple düşünmek demek, duyguları hesaba katmak demektir. Kalple düşünmek demek, insanların üzerine atom bombaları yağdırmamak demektir. Kalple düşünmek, insanın selametini, insan türünün selametini, varlığın selametini ve kainatın selametini önde tutmak demektir. Onun esenliğini önde tutmak demektir. Kalple düşünmek, insan ilişkilerinde homo homini lupus paradigmasından, yani insan insanın kurdudur paradigmasından, insan insanın yurdudur paradigmasına geçmek demektir. İnsanı insana sığınak bilmek, insanı bir merhamet üssü, bir ahlak adacığı bilmek demektir. İnsanı sadece çıkarlarının güdülediği, bencil çıkarlarının peşinde koşan bir organizma, sadece çıkar yönelimli bir varlık olarak tanımlarsanız, homo homini lupus felsefesine gidersiniz. O zaman oradan sosyal darwinizm türetirsiniz. Dersiniz ki altta kalanın canı çıksın. Altta kalan hak ettiği için altta kalmıştır. Oysa insan insanın yurdudur felsefesiyle hareket ederseniz, merhametin bütün insanlar arasında geçerli bir erdem olması gerektiği düşüncesiyle hareket edersiniz ve düştüğü yerde insanın kolundan tutmak istersiniz. Onu geçmek, onun sırtına basmak, onun üzerinden bir menfaat devşirmek değil, onunla beraber yükselmenin derdine düşersiniz. Çok özür. Burada bir büyük büyük kulelerde çalışan arkadaşlarımız yükselme alacak, mevki alacak, mevki alacak ki maaşa zam, çocuğuna daha iyi bir gelecek. Fakat söylediklerinizi asla es geçmek adına söylemiyorum. Fakat böyle yaparsa rekabette olduğu diğer kişi, kurumlar falan, bu rekabet hissinden neyle alıkoyacağız? Valla modern medeniyetin en büyük aldatmacası insanlar üzerinde havuç sopa taktiğini çok güzel kullanması. Yani bize havuç gösteriyor ve bizi havuç gördüğü zaman coşkuyla hareket eden tavşanlara dönüştürüyor. Sonra biz o havuca doğru birazcık meylettiğimiz, koştuğumuz zaman havucu biraz daha ileriye taşıyor. Böylece bitmek bilmeyen bir yarışın içinde kendimizi buluveriyoruz. Ömür çalışmakla geçiyor. Ömür daha fazla maaş edinmekle geçiyor ama daha fazla maaş edindiğimiz zaman daha fazla tüketici haline geliyoruz. Daha çok tükettiğimiz zaman o maaşlar bize yetmemeye başlıyor, daha fazlasını talep ediyoruz. Yani daha çok mutlu olmuyoruz. Daha mutlu olmuyoruz. Yetinmeyi bilmeyen, kafi demeyi bilmeyen insanın mutlu olma şansı yok. Kendi içsel kaynaklarıyla mutlu olmayı bilmeyen, kendi içine bakmayı bilmeyen insanın dışarıdan aldığı alkışla mutlu olma şansı yok. Mutluluk dediğimiz şey, bir Plato çiziyor bir süre sonra. İnsan temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, barınma ihtiyaçlarını, geçinme ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artık
çok daha fazla gelirle çok daha fazla mutlu olmuyor. Hatta tam aksine bir süre sonra iyi kazanan insanlar statü endişesi dediğimiz bir duruma mağlup oluyor ve durumlarını korumak için çok daha büyük endişe ve sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Gördüğünden geri kalmamak için. Gördüğünden geri kalmamak için. Çünkü insan gördüğünden geri kaldığında çok daha mutsuz oluyor. Çok ilginç bir şey yine insanla ilgili psikoloji deneylerinin anlattığı. İnsan kazandığı zaman o kadar mutlu olmuyor ama kaybettiği zaman çok mutsuz oluyor. Yani kazanmak ile kaybetmek arasında yarattığı duygusal dalgalanma açısından bir eşitsizlik var. Kaybettiğimiz zaman çok çok mutsuz oluyoruz. Veya kendimizi başka insanlarla mukayese ettiğimiz zaman, ben bir Murat Serçi arabaya sahip olayım ama mahallemde kimsenin Murat Serçi arabası olmasın. Çok mutluyum. Ama ben Murat Serçi arabaya sahibim. Mahallemdeki herkeste Murat Şahin araba var. Mutsuzum. O araba bana aynı mutluluğu vermiyor. Çünkü insan zihni kendisini hep başkalarıyla mukayese ediyor. İşte bu sarmaldan çıkmamız lazım. Bizim plazalarda hakikati nasıl bulacağız bilmiyorum. Yani gökyüzünü göremediğimiz o plazalarda, gökyüzüne temas edemediğimiz o plazalarda hakikate nasıl temas edeceğiz hiç bilmiyorum. Bazen bana yani hakikate de temas etmek için tabiata, varlığa temas etmek lazım. Ağaca dokunmak lazım. Gökyüzünü içimize çekmek lazım. Ülkü Tamer'in söylediği gibi içime çektiğim hava değil gökyüzüdür diyor şair. Sahici olmamız lazım. Sahici insanların içinde olmamız lazım. Günlük hayatın derdinin içinde olan insanlarla hemhal olmamız lazım. Zaman zaman imkanlarımız el verse bile işte metrobüse binmemiz lazım, Marmara'ya binmemiz lazım, vapura binmemiz lazım, hayata karışmamız, insanlarla konuşmamız, insana dokunmamız lazım. Ne kadar kendimizi içinde yaşadığımız toplumdan yalıtırsak, ne kadar bir gettoya hapsedersek bence hem genel hakikate hem insanların hakikatine yabancılaşmış oluyoruz. Kurum adı vermeyeyim de bizim Türkiye üstünde yapılan bir araştırmada 20 yıl sonra, 15-20 yıl sonra köylerin inanılmaz kıymetli yerler olacağına ilişkin bir öngörü var. Ne dersiniz? Şuradan hareket ediyorum. Aradığımızı tekrar tabiattan mı bulacağız, doğadan mı bulacağız? Valla bence buna zaten bir ihtiyaç hissetmeye başladık. Yani şehirlerimiz giderek betonlar tarafından yutuldukça, beton tarafından yutulup bizler nefes alacak yerler bulamaz hale geldikçe ve kalabalıktan yürüyemez hale geldikçe şehirlerimizde insan bir boşluk, bir genişlik arıyor. Çünkü coğrafyadaki genişlik bizim içimize de genişlik olarak yansıyor. Tabii. Dağları gören şehirlerde yaşayan insanlara ben hep imrenmişimdir. Yani bir insan uzaktaki ulu dağları görebiliyorsa, Erciyes'i görebiliyorsa, Torosları görebiliyorsa bu onun içine de büyük bir zenginlik ve genişlik olarak yansıyabiliyor. Hepimizin tabiattaki çevrimleri görebilmemiz lazım. Bu çok büyük bir zenginlik. Yani ağacın yeşerdiğini ve meyveye durduğunu görmemiz, sonra sonbaharda yaprak döktüğünü görmemiz kendi ömrümüz üzerine de düşünme imkanı veriyor bize. Çünkü ömür de böyle ilkbahar ve sonbaharı olan bir şey. Tam bunun sizden bir alıntıyla destekleyeyim. Geçmişe sadakat yok. Sonsuz bir şimdinin içinde yaşıyor insanlar. Dostlukların bile bir tıkla değiştiği, yüzlerimizin fotoğraflar kadar kısa ömürlü olduğu bir dünya. Belki dediğiniz gibi onu gözlemleyebilsek çiçeğe durduğunu, bir gün sonbaharında geleceğini, çiçeğinde döküleceğini, bir gün yeniden açılacağını görsek. Şimdi burada bir de aidiyetler meselesini atfem bir kez daha. Ne aile ilişkileri eski aile ilişkileri, ne aşklar eski aşklar, ne arkadaşlık ilişkileri eski arkadaşlık ilişkileri. Evet tamam, yukarı doğru yükseldikçe rezidanslarda, şeylerde, gökdelenlerde gittikçe yalnızlaşıyoruz da. Gittikçe yalnızlaşmamızın beraberinde bu ilişkiler niye peki bizim için kıymetsiz ve geçersiz ve günübirlik olmaya başladı? Bence tüketim ideolojisi insan ilişkilerine de sirayet etti. Yani orada bir problem yaşıyoruz. Nesneleri tükettiğimiz hızla insanları da tüketmeye başladık. Eskiden hepimiz hatırlayacağız. Kıyafetler aşınsa da yamayla şunla buna dikilirdi, devam edilirdi. Kolay kolay bir şey atılmazdı.
Anneciklerimiz kolay vazgeçmezlerdi eşyalardan. Böyle hızlı bir tüketim döngüsüne girmemiştik. Şimdi iki senede, üç senede bir cep telefonlarımızı değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Bunun için büyük kaynaklar ayırıyoruz. İşte tüketimcilik ideolojisi maalesef insan ilişkilerine de sirayet ediyor. Ve paraya dönüştüremediğimiz, menfaate dönüştüremediğimiz insan ilişkilerini çok kolaylıkla heba etme ve feda etme haline giriyoruz. Bunu şu bağlamda sordum. Hani o kısır döngü var ya, kazandıkça mutlu olamama. Yani evet, iyi araba, iyi ev filan, ama bir yerde bir yalnız bir tuhaflık var. Bu tuhaflığı burada aslında bilimsel olarak da alanınıza girmiş olanlar. Gidereceğimiz en iyi alan arkadaşlık, tabii, akraba, tabii, dostluk falan. Doğru. Ama burayı da şey yapıyoruz. Burayı da yok sayıyoruz. Burayı da eritiyoruz. Bir kaçış olması gerekmez miydi bu alan bizim için? İşte onu fark edemiyoruz işte. İnsan kendisini çok iyi aldatabilen bir varlık. İnsan tuhaf bir biçimde kendisine mükemmel derecede yalan söyleyebilen bir varlık. Her zaman bir de erteliyoruz. Yani içimizde yaşanmamış bir hayatın suçunu duyarız diyor bir düşünür. İçimize yaşanmamış bir hayat bekliyor ve biz diyoruz ki işte 40'ından sonra yaşayacağım, 50'sinden sonra yaşayacağım, 60'ından sonra yaşayacağım. Sonra o ömür bir türlü gelmiyor, o süre bir türlü gelmiyor ömür biterken. İnsan sahte aidiyetlere çok kolay bel bağlıyor. Yani bu bir politik taraftarlık olabilir, bu bir futbol takımı taraftarlığı olabilir, tüketimcilik kimliği olabilir. Bu sahte aidiyetlerle kendi ruhunun sızısına pansuman olmak istiyor. Kimi yazarlar buna analjezi toplumu diyorlar. Yani ağrıdan kaçış toplumu. Ağrıyan yerlerimize morfin bastırıyoruz. Ağrıyan yerlerimize afyon bastırıyoruz. İşte daha hızlanarak, daha çok tüketerek, daha çok yaşantı oburluğu yaparak. Şimdi mesela Türkiye'de içsel yaşantılar yoksullaştıkça bir gurmelik peyda oldu. Ben bakıyorum mesela, herkes gurme oldu. Herkes yediğinden bahsetmeye başladı. Yediğimizi efendim sosyal medyada paylaşıyoruz. Yediğimiz yerler üzerinden bir statü devşirmeye çalışıyoruz. Yahut gittiğimiz yerler. Gittiğimiz yerlerle ilgili derinlemesine yazılar, derinlemesine hissiyatlar okumak yerine işte fotoğraflar, şurayı da gördüm, burayı da gördüm. Yine bir başka göz için yaşamaya başladı. Hangi açığı kapatmak için bu? İçimizdeki yoksulluk. Yoksulluk içimizde diyor Mustafa Kutlu bir hikaye kitabında. Yoksulluk içimizde hakikaten. Orayı örtmek için, o yoksulluğu örtmek için, orayı doyurmak için dış dünyaya daha fazla yöneliyoruz. Ama dış dünyada yapıp ettiğimiz her şey, işte yaşantı oburluğuyla kastettiğim şey bu. Daha çok yaşantı tüketmek istiyoruz ama onları da tüketiyoruz. Onların bizi eğitmesine, orada derinleşmemize izin vermiyoruz. Onların da içine girip mesela bir seyyah olmakla bir turist olmak çok farklı şeylerdir. Turist fotoğrafı çeker ve döner ve onu işte çeşitli mecralarda paylaşır, ben buradaydım demek için. Seyyah ana katılır, oradaki halka katılır, onlarla söyleşir, onların hikayelerini toplar. O hikayelerle kendini eğitir, başka bir insan olarak döner geldiği yerden. İnsan olarak da hayatı turist kıvamında yaşıyoruz. İnsanlara değiyoruz hayatımızda ama onların hikayelerinde eğleşmiyoruz, onların hikayelerinde durmuyoruz, onların hikayelerinde derinleşmiyoruz. Kendi hikayemizi onların hikayelerine katmıyoruz. Hayatı bir turist gibi yaşadığımız zaman da çok hızlı geçiyor. Bir bakıyoruz bize bir şey kalmamış, insan hikayesi kalmamış. Hatta biz kendimizle bir hikaye oluşturamamışız. Eve dönme acelesi var çünkü yani. Bir an önce geldik. Evet, eve dönme acelesi var ama o acele bir işe de yaramıyor. Bir işe yaramıyor, aynen öyle. Şimdi gelelim şu bizim yalnızlığımızı tarif eden, tanımlayan en önemli kelimelerden bir tanesine. Depresyon. Ve buna mukabilde antidepresanlarımız. Niye bu kadar bir tüketme hızındayız bunda da? Ne bizi buna muhtaç eden? O akrabalık, o ilişkiler, o dostluğa varamamak, onların ya da başkalarının hikayesinde kendisini kaybedememek. Nedir bunun sebebi hocam? Şimdi Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir erişkin gelişme çalışması vardır. Bu çok orijinal bir çalışmadır. İnsanları ergenlik yaşlarından alarak böyle 10-15 yılda bir değerlendirdikleri
Ve 70'li yaşlarına kadar takip ettikleri insanları ne mutlu ediyor, kim hayata daha iyi devam ediyor, böyle uzunlamasına bir çalışmadır. Psikiyatride bu tür uzunlamasına çalışmalar az. Çünkü insanlar 70'li yaşlarını bulamıyorlar çoğu toplumlarda. Oradan ortaya çıkan çok temel sonuçlardan bir tanesi şu: İnsanları mutlu eden en önemli şeylerden bir tanesi sosyal bağlar, insan ilişkileri. Sıcak insan ilişkileri. Sıcak insan ilişkisi kuran insanlar aslında en zengin insanlar. Çünkü hayatlarının sonbaharında da etraflarında insanlar var, dertlerini dinleyecek, onlara omuz verecek, onlarla beraber olacak, aynı hikayelerde ısınacakları insanlar var. Biz galiba bu insan sıcağında ısınma hadisesini unuttuk. Yani biz yeryüzü gezegeni soğudukça insan insandan uzaklaşıyor, insan yalnızlaşıyor ve yalnızlık giderek bir modern salgın halini alıyor. Geçtiğimiz senelerde çok ilginç bir haber vardı. Bir İtalyan çift, 80'li yaşlarında bir İtalyan çift hüngür hüngür ağlayarak polisi arıyorlar. Çok yalnızız, bizimle günlerdir, aylardır hiç kimse konuşmadı deyip polise şikayette bulunuyorlar. Ve polis geliyor onların evine, spagetti pişiriyor, beraber yiyorlar. Çok güzel bir hadiseydi. Toplumda böyle birçok ihtiyaç sahibi, yalnız, derdini anlatamayan insan var. Muhtaç insan diyoruz ya. Hepimiz aslında hayat boyu muhtacız. İnsan ilişkisine muhtacız. İnsan yüzüne muhtacız. Her birimiz bir hikaye anlattığımız zaman, bir başkasının yüzünde kendimizi seyrettiğimiz zaman varız. Ben bir hikaye anlatmazsam, bir başkasının yüzünde anlattığım hikayeyle ilgili bir tepki okumazsam yokum ki. Hepimiz anlattığımız hikayeleriz. Bir şey vardır, bir zen hikayesi vardır, çok hoşuma gider. Der ki, bir ormanda bir ağaç tek başına gürültüyle yıkıldı. Ama kimse onun sesini duymadı. Bu ağaç gerçekten yıkıldı mı? Bir bilmece gibi. Eğer bizim hikayemizi işitecek bir kulak, işitecek bir kalp olmazsa, varlığımızı teyit edecek bir öteki olmazsa, bir anlamda yokuz demektir. Dolayısıyla insan sesini bir insanın duymasını ister, bir varlığın duymasını ister, müteal olanın, aşkın olanın, ilahi olanın kendi varlığını duymasını ister, onun tarafından işitilmek ister. Hepimiz aslında kendimizi hikaye etmek ve işitilmek için yaşıyoruz. Ama ben sizin sorunuzu kaçırdım. Birden kendi çağrışımlarımı seline kapılarak... Yok, ben de sorum hala aklımda ama gelmenizi sabırla bekliyordum. Şuydu... Onu da reklamdan sonra verelim. Bir reklam aramız daha gelmiş. Niye bu antidepresanları bu kadar çok tüketiyoruz? Evet. O sözünü ettiğimiz aidiyetleri kuramadığımızdan mı diye ben araya girmiş sorumu hatırlatmış olayım. Aradan sonra da bu sorunun cevabını almış olalım. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tam da bir psikiyatra sorulacak soruydu. Niye bu kadar antidepresan? Ama hasreten bu psikiyatrın bir yazar, bir düşünür, bir şair olmasıyla daha da geniş bir cevabı bekliyoruz. Kaldı ki araya gitmeden önce o geniş cevap sorumu da unutturmuştu. Şimdi sorumu bulmasıyla bir kez daha tekrarlamış olayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ama lütfen cevaplar böyle geniş geniş olsun, ben soruları hatırlatırım. Tamam. Hay hay, sağ olun. Siz sağ olun. Şimdi melankoli çağında yaşıyoruz. İnsan gezegeni soğudukça ve insanlar arası ilişkiler mesafe aldıkça, insan ilişkileri soğudukça insan yalnızlaşıyor. Yalnızlaşan insan da ruhun soğuk rüzgarlarına, fırtınalarına daha duyarlı hale geliyor. Günümüzde depresyonu çoğaltan çok temel sebepler var. Hakikaten bir 30 sene, bir 40 sene öncesine kadar 3-4 kat daha fazla depresyon görmeye başladık. Özür dilerim, çok akademik olmasın ama depresif ne demek? Depresyona girmek ne demek? Depresyon, ruhun uzun, soğuk, karanlık kış gecesi diyeyim ben size. Zifiri karanlığın olduğu, hayattan hiç keyif almadığımız,
hiçbir şeyin bize mutluluk vermediği, tünelin ucunda asla bir ışık göremediğimiz, ümitsiz, keyifsiz, mutsuz olduğumuz, hayattan zevk almadığımız, gelecekle ilgili bütün tasavvurlarımızın bir duvara tosladığı, hayatımızın değersiz olduğu, kendimizi değersiz hissettiğimiz, iştahtan, uykudan kesildiğimiz yoğun bir karanlık, zifiri karanlık hali. Bunu şu için sormaya ihtiyaç hissettim. Hani son 10-15 yıldır çocuğu her yaramaz olan bizim çocuk çok hiperaktif tadında. Bugünlerde depresyondayım diye bir şeyle karşılaşıyor. Onun için nedir dedim yani. Çok doğru değil. Yani depresyon adını vermek için bir ruh durumuna en az 2 haftalık bir karamsarlık, kötümserlik, keder, üzüntü halinin devamlılığını bekliyoruz. Hı-hı. Yani ben bir şey oldu, birisi beni üzecek bir söz etti ve ben kendimi kötü hissediyorum birkaç saattir. Ben depresyondayım diyemem. Bir şey. Onun bir şeyi yok. Tamam, akademik tanımdan çıkıp daha geniş çerçeve. Yani ümidi kaybettik insan olarak. Dayanışma duygusunu kaybediyoruz, güveni kaybediyoruz, anlamı kaybediyoruz. Dayanışmayı kaybediyoruz, aileyi kaybediyoruz, büyük hikayeyi kaybediyoruz. Ve yapayalnız, kimsesiz, çaresiz kalıyoruz. Çaresiz kaldığımız zaman da ruhun sert kışları ruhun çatlaklarından hızla içeri giriyor ve bizi hastalandırıyor. Bir metaforla konuşacak olursam. İnsan gelecekle ilgili her zaman bir ümit hissetmek ister. Kendisini hayata bağlayacak bir şeyler olsun, bir tutamak noktası olsun ister. Hayat ona enerji versin ister. İşte depresyondaki insan giderek o enerjiyi hissedememeye başlıyor ve hayatla ilgili koşuda geri kaldığını hissetmeye başlıyor. Hele de günümüzde bir başarı kültü var. İşte başaranların alkışa layık olduğu, geride kalanların kınanmaya değer olduğu yönündeki bu modern bakış insanların bir utanç duygusunu, ben başaramadım demek ki işe yaramaz bir insanım şeklindeki utanç duygusunu çok hızlı bir şekilde, yıkıcı bir şekilde içselleştirmelerine yol açıyor ve giderek daha fazla insanın depresifler ordusuna katılmasına yol açıyor. Alın size kocaman bir yalnızlık. Tabii. Ve koşuyor efendim merkezlere. İşte iki ilaç, iki depresyon ilacı, antidepresanlar, o da yetmiyor. Yetmez çünkü şimdi antidepresanların da günübirlik hayatın mutsuzluğuna karşı panzehir olarak kullanılmaması lazım. Antidepresan ilaçların klinik depresyonda kişinin hayatla ilgili işlevini gerçekten kaybettiği, felç durumuna geldiği klinik durumlarda kullanılması lazım. O zaman az önce bütün bu hikaye şunun içindi, bütün o tarifleri falan yaptırırken. Biz ekranlarında, ekranı başında izleyenler tam da beni tarif ediyor diyenlere ne öneriyorsunuz? Yani bir, antidepresanlar çoğalıyor, bunlar çok güzel klinik bir durumdur dediniz. Peki ne yapacak bu insanlar? İnsanlar hayatta kendilerine ne umut veriyorsa, ne canlılık veriyorsa, ne yaşamaya dair bir şevk, iştiyak, heyecan veriyorsa ona sıkı sıkıya sarılmalılar. Başaramamış, iş yok, eşini kaybetmiş, babası ölmüş, çocuk evlat acısı filan, çoğaltalım bunları. Ne çıkartacak? Çok büyük acılar var tabii. Yani mesela evlat acısıyla uğraşmak, onu insanın zihninde nasıl söyleyeyim, uğraşılabilir, başa çıkılabilir bir noktaya getirmesi çok zaman isteyen, çok emek isteyen, çok zor bir şey. Onu geçelim. Günlük peki şeyler için. Günübirlik hayat da ilgili ümitsizliğe kapılmamak lazım diye düşünüyorum. Yani insanlar hata yaparlar, hatalarından öğrenirler, düşerler, düştükleri yerden kalkarlar. Yiğit düştüğü yerden kalkan kişidir denir. Bugün psikolojide travma sonrası büyüme diye bir kavram var. Travma sonrası büyüme şu demek, büyük bir örselenme yaşıyorum, büyük bir acı yaşıyorum ama o acıdan, o acı beni belki yere yıkıyor fakat ona anlam verebildiğim zaman, oradan bir şey öğrendiğim zaman hayatıma çok daha büyük bir mana katarak daha güçlenerek çıkıyorum. Yahut o Nietzsche'ci aforizmayla söylersek beni öldürmeyen şey, beni öldürmeyen yumruk beni güçlendirmiş oluyor. Hı-hı. Hayatta çok ağır yumruklar da var ama biz denemeye devam edersek,
gayret etmeye devam edersek, yahut Beckett'in yine ünlü sözünde olduğu gibi, hep denedin, hep yenildin, bir daha dene, bir daha yenil, daha güzel yenil diyor. Daha güzel yenilmeyi göze alırsak veya Sezai Karakoç'un şiirinde söylediği gibi, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır diye bakabilirsek hayata, bütün bunların bizi eğitmesine, bizi olgunlaştırmasına, acının bize bir öğretmen olmasına izin verirsek, insan hayatta her zaman güçlenerek çıkabilir. Temel meselemiz şu, günümüzün rahatlık toplumunda, konfor toplumunda her şey bir tık mesafesinde olsun istiyoruz. Bir düğmeye basmakla her şey düzelsin istiyoruz. Yani nasıl bulaşık makinemizi bir düğmeye basmakla çalıştırabiliyoruz, hayatta da bazı şeyler zorlukla bir düğmeye basmakla düzelsin istiyoruz, ama bu böyle olmaz. Hayat yavaş yaşanan bir şey. Acının bazen içimize nüfuz etmesi gerekir, içimizde beklemesi ve bize öğretmenlik yapması gerekir. Bu bakışla bakabildiğimiz zaman hayatta ümitsizlik diye bir şey yoktur. Vazgeçme yoktur. Hepimiz elimizden geldiği kadar, elimizde ne varsa, belki yıkıntılar var ama o yıkıntılardan yeni bir ev inşa edebiliriz. O evi zaman içinde güzelleştiririz. Bir tek şeyi kaybetmemek lazım, umut duygusunu. Çünkü umut duygusu insanı hayata karşı diri ve aktif tutan bir şeydir. Umut duygusunu kaybeden insan hakikaten hayatta yenilmiş insandır. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda temerküz kampındaki insanlar üzerine çalışan bazı psikiyatrlar olmuştur. Kim erken ölüyor temerküz kamplarında diye baktıkları zaman şunu gördüler. Umudu erken bırakanlar, umudu terk edenler. Yani ben buradan sonunda çıkacağım, hayata devam edeceğim, insanlık için gayret etmeye devam edeceğim diyenler, yahut İbn Arabi'nin meşhur sözüyle kader gayrete aşıktır diyor. Gayret etmeye devam eden insanlar hayatta bir şeyler inşa ediyorlar ve daha uzun ömürlü olabiliyorlar. Daha güzel şeyler de onlardan sadır oluyor. Yani bırakmak olmaması lazım lügatımızda. Evet. Bu, şöyle bir şey ne dersiniz? Televizyonlarda izledikleri, imrendikleri cemiyet hayatının ileri gelen insanlarına bakarak, yine ekranları başında ya o dilde ben ya da niye o dilde ben? Niye bu dert, niye bu bela ona değil de bana uğradı, bana rast geldi? Dolayısıyla buradan hani kim çıkabilmiş ki ben çıkayım den hareketle bir sürü danışanınız var. Bunu şuraya bağlamak için sordum. Ve lineer bir şekilde hayat hep iyi giden, ya fakat bu hep iyi gitmekten çok rahatsızım diye gelen giden oluyor mu? Böyle bir şey var mı? Evet var. Yani size tuhaf gelecek fakat fazla konfordan rahatsız olan insanlar da olabilir. Fazla konforun içinde anlam üretemeyen insanlar da olabilir. Bakın, benim bir eniştem var. Bir akrabamın eşi, İrlandalı. Bir gün onunla sohbet ediyorduk çok uzun yıllar önce. Dedim ki sen niye Türkiye'de yaşamayı seviyorsun? Niye hep Türkiye'de yaşamak istiyorsun? Dedi ki insanların yüzlerine bakıyorum ben dedi, parklara gidiyorum dedi, insanların yüzlerini seyrediyorum dedi. İnsanların yüzünde bir hikaye var burada dedi. Benim yaşadığım yerlerde, İngiltere'de falan ben insanların yüzüne baktığım zaman pek bir hikaye okuyamıyorum dedi. Burada ise bir yaşamışlık, bir hikaye okuyorum insanların yüzünde. Bana çok anlamlı geldi bu cevap. İnsan acıların, feleğin çemberinden geçerek bir hikaye oluşturur. Ve o hikaye onun hayatını anlamlı kılar. Ben şunu 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 alt ettim, şuralarda şu zorlukla karşılaştım ve işte bileğimin gücüyle, alın terimle onu da alt edebildim diyen insan hayatına bir mana katar. Mesela antidepresanları lüzumsuz yere tükettiğimiz zaman acıyı hayatımızdan kovuyoruz. Ama bir danışanım bana bir gün şöyle bir söz söyledi, çok çok anlamlı buldum onu. Eğer gereksiz yere antidepresan kullanılırsa, tabii klinik yerler yerine gereksiz yere kullanılırsa, dedi ki hayatımda iyi giden hiçbir şey yok fakat ben çok neşeliyim. Aptalca bir neşe içindeyim, Allah kahretsin dedi. Yani hayatın içinde bir anlatı, bir hikaye oluşturmak için de acıyla karşılaşmak, bazen ona göğüs germek, onu alt etmeye, kendi kaynaklarımızı kullanarak alt etmeye çalışmak lazım. Bu bizim gücümüzü aşmıyorsa. Depresyon çoğu zaman gücün aştığı zaman ortaya çıkar zaten.
O yüzden bu antidepresan ilaçları da böyle leblebi gibi tüketmeyelim. Aha. Sadece yeri geldiğinde ve mutlaka bir hekim gözetiminde kullanalım. Peki, bir de temel modern dertlerimizden bir tanesi endişe. Yani ne bileyim işte bir İkinci Dünya Savaşı benzer bir savaşla karşı karşıya değiliz. Tıp teknolojisi daha ileride. Ömürler görece biraz daha uzun. Genel olarak daha sağlıklı. Fakat acayip bir şekilde endişeliyiz. Ne olacak? Tabii. Bu neden? Endişe aslında gelecekle ilgili bir kaygıyı ifade ediyor. Gelecekteki muhtemel kayba ilişkin benim kaygılarımı ifade ediyor. Acaba şu an elimde olan şu hal yarın elimde olmayabilir mi? Sevgilimi kaybedebilir miyim? İşimi kaybedebilir miyim? Yarın deprem olup evim başıma yıkılabilir mi? Gelecekle ilgili bir yönelimi ifade ediyor. Günümüz toplumunda belirsizlikler o kadar çok ki insanların endişeli olmaktan başka bir çareleri yok sanki. Çok enteresan bir şekilde bu 30 yıl içinde yapılmış bir çalışma var. Mesela 20-30 yıl içinde insanların temel endişe düzeyleri artmış. Çünkü bir belirsizlik toplumunda ve bir risk toplumunda yaşıyoruz. Yarın bir gün masamıza bırakılan bir mektupla işten atılmayacağımızın garantisi yok. Yarın bir gün ekonomik bir belirsizlikle varlığımızın tümünü kaybetmeyeceğimizin bir garantisi yok. Yarın bir gün bölgemizde bir savaş çıkıp bizi de içine alacağı ve yurtsuz bırakmayacağı ile ilgili bir garantimiz yok. Terör yarın nerede patlar bilmiyoruz. Virüs salgınları yarın nerede patlar ve ne kadar insanı öldürür bunları bilmiyoruz. Giderek kitlesel düzeyde karışıklıkların, kaosun insanların hayatını yaygın olarak alt üst ettiği bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Bu da insanları gelecekle ilgili çok çaresiz ve kaygılı bırakıyor. Çünkü bizim elimizin erdiği, bizim gücümüzün yettiği bir noktada değil bu felaketler. Bunları düzeltemiyoruz. Kendi hayatımızda düzeltebileceğimiz şeyler var. Hayata bakış açımızı değiştirebiliriz. Belki kendi bireysel tercihlerimizle ilgili şeyleri düzeltebiliriz ama kitlesel felaketleri düzeltemeyiz. Bir de günümüz toplumunda çok fazla seçim yapmak zorundayız. Seçim yapmak zorunda olan insanlar bir şekilde endişe hissediyorlar. Çünkü bir şeyi seçtiğim zaman bir şeyi geride bırakıyoruz. Aa, oradan gitmek yerine buradan gittim. Acaba orada mı kalsaydım? Tabii. Orada kalsaydım daha iyi bir maaş mı vardı? Daha fazla güvenlik mi vardı? Bütün bu seçenek bolluğu da insanların iç dünyasına endişe olarak yansıyor. Tabii ölümle meselemiz yine endişe olarak yansıyor. İş kaygılarımız endişe olarak yansıyor. Size çok basit bir örnek vereyim. Çok üst düzeyde bir yönetici bir firmada bir gün bir iş görüşmesi yapıyor. İş görüşmesinde o sırada da firmada bir söylenti var. Deniliyor ki işte yenilenecek firma. Genç insanlar gelecek. Artık eski nesil yerine daha dinamik genç insanları yerleştireceğiz. O söylentinin olduğu bir sırada bir iş görüşmesi sırasında kendine çok güvenli bir iş müracaatında bulunan bir genç insanla konuşuyor. O kişinin aşırı kendine güvenli olması bizim tecrübeli görüşmecimizde bir panik atağı yol açıyor. Endişe, yani şaha kalkmış bir endişe. Neden? Çünkü o söylentilerle onu birleştiriyor ve diyor ki, aa işte bu nesil geldi. İşte biz işimizden olacağız. Bu kendine aşırı güvenli nesil yüzünden biz işimizden olacağız diye düşündüğü için bir örnek olarak anlattım. Endişe bozukluklarına yakalanabiliyor. Hepimiz gelecekle ilgili muhtemel kayıplara çok odaklandığımız ve biraz bugünden dikkatimizi geleceğe kaydırdığımız zaman, gelecekteki muhtemel tehditleri, tehlikeleri abarttığımız zaman kaygıya kapılıyoruz. Bu modern insan kendisinden bağımsız bu endişelerden nasıl arınacak? Nasıl emin olamaz da, nasıl rahatlayacak? Vallahi o kadar hani zor bir soru ki. Savaş, efendim işte kolera, deprem, ölüm, ya yapacak bir şey yok. Depreme de yapacağımız bir şey yok. Tabii. Ama acayip bir şekilde kaygılıyız. Burada bizi bu modern insanı dinginleştirecek şey nedir? Modern insanı dinginleştirecek şey hem teslimiyet hem de aktivizm. Biraz birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor ama barış için aktivizm, insanlığın daha iyi bir hayat sürmesi için aktivizm, adaletsizliğin olmaması için aktivizm. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra da teslimiyet ve tevekkül.
biz elimizden geleni, gücümüzün yettiğini, insan olarak erişebileceğimiz her menzile kadar gidip iyiliğin erleri, iyiliğin taşıyıcıları olduktan sonra da eğer elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorsak da ondan ötesini teslimiyet ve tevekkülle bağlamak ve biraz da o geniş akışa kendimizi teslim etmek, insanın her şeyi kontrol edemeyeceğinin bilincine varmak. Yani teslimiyetle kastettiğim en önemli şey bu. İnsan varlıktaki bütün akışı kontrol edemez. Kendi hayatındaki bütün akışı da kontrol edemez. Zaten anksiyete bozukluklarının, endişe bozukluklarının şaha kalkmasındaki bir şey de şu. Modern insan her şeyi kontrol edebileceğini zannediyor. Hastalıklarını kontrol edebileceğini zannediyor. İnsan ilişkilerini kontrol edebileceğini, hatta evliliğimizi kontrol edebileceğimizi zannediyoruz. Hayır. Bazen bizim dışımızda bir sürü şey olur biter ve hayat kendi mecraında akar gider. Direnemediğimiz yerde ve bizim gücümüzün bir şeyleri değiştiremediği yerde hayatın o geniş akışına teslim olmayı, tevekkül etmeyi de bilmemiz lazım. Aktivizm ve tevekkül, yani muhteşem, son zamanlarda duyduğum muhteşem paradokslardan biriydi. Evet, yani. Evet, biraz öyle. Şimdi bu kaçış alanlarından bir tanesi, olması gereken belki kaçış alanlarından bir tanesi, fakat günübirliğe dönüşen kavramlardan bir tanesi de aşk. Modern aşklar. Hı-hı. Bununla ilgili bir alıntınızı okuyacağım. Sonra burayı biraz derinleştirmek isterim. Günümüz aşklarına baktığınız zaman vızır vızır mesajlar, bir anı bile boş bırakmama, hiç özdeyişe yer bırakmama, sevgilinin yüzünü her an hazır ve nazır yanında isteme. O zaman işte vuslatın bir anlamı kalmıyor. Hep online olduğumuz zaman mevcudiyetin bir anlamı kalmıyor. Biraz bedenler arasına mesafe koymak lazım. Kelimeler arasına mesafe koymak lazım. Yaşantılar arasına mesafe koymak lazım. Çok insanlı olduğumuz zaman biraz insandan uzlete çekilmeyi başarmamız lazım. Halvet der encümen diyebilmemiz lazım. Bunu biraz açarsanız sevineceğim. Halvet der encümen. Kalabalıklar içinde yalnız olmak. Eskilerin çok enfes hayat düsturları var. Halvet der encümen. Yani kalabalıklardan yalnız, insanın kendi kendiyle baş başa kalabilmesi, kendi iç alemiyle baş başa kalabilmesi, kendi içinde derinleşebilmesi. Bir başkası huş der dem. İnsanın aldığı her nefesin farkında olması. Nefes ayıklığı. İnsan ömrü iki nefes arasında uzanıyor. Yani doğarken aldığımız nefes ve ölürken verdiğimiz nefes ve aslında o büyük ömrün küçük minik kopyalarını her nefes alışverişte yaşıyoruz. Nefesin farkında olmak, nazar ber kadem, toprağa bakarak yürümek, yani insanın tevazuyu öğrenmesi, bakışını kibirden tevazuya çevirmesi. Bütün bunlar aslında insana büyük hayat içgörüleri sağlayan, hayatla ilgili derinlik ve zenginlik sağlayan şeyler. Şimdi günümüzün aşklarına baktığımız zaman o hız olgusundan nasiplendiğini görüyorsunuz. Hızlı ve görünebilir olmak istiyor. Hemen doyuma ulaşmak istiyoruz. Aşk için çile çekmeye talip değiliz. Leyla ile Mecnun'un hikayesi bize tuhaf geliyor. Yani bir insanın çöllere düşüp mesela Leyla'yı araması patolojik bir aşk gibi tanımlanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bununla ilgili bir şeyler oldu. Hani melali anlamayan nesle aşina değiliz diyor Haşim. Ben de Mecnun'u anlamayan psikiyatriye aşina değiliz diyorum. Burada aslında bu hikayenin bize anlattığı başka bir şey var. Bu hikaye diyor ki aşk uğruna insanın bir çaba harcaması lazım. Aşk hak edilen bir şeydir. Dokunmatik bir şey değildir. İnsan sevdiğini beklemeyi bilmeli, sevdiğini aramayı bilmeli, sevdiğini içinde bekletmeyi bilmeli. Böyle böyle bir aşk demlenir, olgunlaşır, sahici, olgun bir aşka dönüşür. Günümüz toplumunda ise daha çok ihtiyaç duyduğumuz insanları içimize almayı, ihtiyaç duyduğumuz insanları, bizim yalnızlığımızı, bizim kimsesizliğimizi gidermek üzerine ihtiyaç duyduğumuz insanları içine almaya aşk diyoruz. Bu aşk değil. Bu olgun aşk değil, en azından psikanalitik anlamda konuşacak olursak bu olgun aşk değil. Bu benim ihtiyaçlarımın doyurulması. Olgun aşk almak kadar vermeyi de ihtiva eder.
Yani karşımdaki için ne yapıyorum? Hangi fedakarlıkta bulunuyorum? Onun için ne yaptım? Kendimden ne verdim? Onun için neyi feda ettim? Hangi çöle düştüm? Veya hangi dağı delmeye niyet ettim? Bu soruları da birbirimize sormamız lazım. Aşığımızla birbirimiz için neyi vermeye hazırız sorusunu sormamız lazım. Çilesiz, cehdsiz bir aşk fikri modernitenin her şeyi hazır ve nazır, hızlı gıda formunda, fast food formunda bulup tüketme tarzına çok uyumlu. Hazır köfteler gibi hazır aşklar olmuyor. Geçmişin aşkları böyle değildi. Vuslatın bir tadı vardı. Biz de vuslatı özlemeliyiz. WhatsApp, SMS bolluğunda, sosyal medyadan mesaj gönderme bolluğunda vuslatı da galiba evet, biraz zor bulacağız. Ha? Biraz yani na mevcudiyet kayıplara karıştı. Yani hepimiz her an hazır ve nazırız. Yani bu cep telefonu teknolojisi veya online teknolojiler sayesinde her an ulaşılabilir olmak insanın kendi içinde derinleşmesini, kendi kendine kalmasını maalesef önlüyor. Can sıkıntısından öcüden kaçar gibi kaçıyoruz. Ya can sıkıntısı aslında çok iyi bir şeydir. İnsan büyük eserleri, büyük fikirleri, büyük icatları o can sıkıntısından çeker çıkarır. Can sıkıntısı biraz insanı kendi üzerine, alem üzerine, Tanrı üzerine düşündürür. Can sıkıntısı kaçılacak bir şey değil. Biraz canımızın sıkılmasına da izin vermemiz lazım. Aşık olamayan modern insanlar için ne dersiniz? Bu söylediklerinizden bahsedin. Aşık olamıyorum. Tabii de, bu da işte bir bağlanma problemi. Modern toplumda insanlar bağlanmakta zorluk çekiyorlar. Bundan 3-5 sene önce, belki daha uzundur artık, ben de yaşlandıkça zaman mevhumunu kaybettim. Yaşlandıkça zaman giderek daha hızlı geçiyor çünkü. Issız Adam diye bir film vardı. Böyle bağlanamayan bir erkek figürünü anlatıyordu. 8-10 sene kadar önce. Oldu mu o kadar? İşte görüyorsunuz değil mi? Bana da 3-5 gibi gelmişti ama 8-10 sene oldu. Bağlanamayan insan aslında bize şunu anlatıyor. Ben anne ve babamdan yeterince aynalama görmedim. Onların gözlerinin içine yeterince bakamadım. Onlar ben büyürken yeterince etrafımda olmadılar. Bana bakım verecek insanların varlığını yeterince hissedemediğim için onları bağlanmaya değer bulmadım. Onları bağlanmaya değer bulmadığım için de kimseyi bağlanmaya değer bulmuyorum. İnsanlar tıpkı annemin bana çocukken yaptığı gibi bir görünüp kaybolabilirler, beni terk edebilirler. Onlar beni terk edeceğine ben onları terk edeyim diyen bir ıssız adam profili ortaya çıkmaya başladı. Bu da yine maalesef hepimizin dahil olduğu bu iş yerlerinde uzun saatler geçirme, sevdiklerimizi ihmal etme, onların gözlerinin içine derinlemesine bakamama, uzun saatler geçirememe hastalığının bir sonucu olarak yaygın kopuşun, birbirimizden sevdiklerimizden yaygın kopuşun bir neticesi olarak ortaya çıkmaya başladı. Yüzü görmediğimiz zaman, gözleri göremediğimiz zaman sevgi derinleşmiyor. Gözler kalbin aynasıdır. Peki buradan nasıl çıkacağız? Sosyal medyadan? Sosyal medyadan çıkacağız. Yani bunun çaresi sosyal medyadan çıkmak şimdi. Ya da şöyle söyleyeyim söylediklerinizden referansla. Evet ya, ben can sıkıntısı yaşamak istiyorum. Biraz derinleşmek istiyorum. Nedir yani? Sosyal medyadan çıkmak mıdır bunun yolu? Eski model cep telefonlar dönmek, bütün eş dost sohbetlerindeki ortak cümlelerimizden biridir. Nedir? Yani Profesör Kemal Sayar ne öneriyor? Profesör Kemal Sayar kel olduğu için merhem arıyor başına. Fakat çoğu zamanda yapamadığı şeyleri de söylüyor. Yani bir çözüm kafamda beliriyor. Fakat bütün bunları ben kendi adıma da çok iyi yapabildiğimi söyleyemem. Biraz mesela Yavaş'la kitabını yazıyorum, sanal aşkı yazıyorum, efendim sanallıkla ilgili şimdi bir iki kitap daha hazırlıyoruz. Bütün bunları biraz da kendime reçete olarak yazıyorum. Kendi bulabildiğim formül şu, insan ilişkilerine yoğun zaman ayırmak, insanlarla beraberken telefonu kapatabilmek, orada olmak, orada olmayı bir egzersiz haline getirmek, zaman zaman na mevcut olmayı bir egzersiz haline getirmek, telefonu kapatmak, telefondan uzak durmak, online olmamak,
uzun süreler online olmamayı başarabilmek, yalnız kalabilmek, o yalnızlığın bize bir şey öğretmesine izin verebilmek, bir şeye bölünmemiş dikkat verebilmek. Bakın, günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi sevdiklerimize dikkat veremememiz. Simone Weil diye bir düşünür var, çok severim. Diyor ki, bugün dünyasında dikkat bir duadır diyor. Hakikaten bir şeye dikkatimizi verdiğimizde, ibadeti düşün, ibadet de dikkatle yoğunlaşmaktır. Yani Tanrı ile aradaki mesafeleri kaldırmaktır. Onun huzurunda olarak o mesafeyi kaldırmaktır. Sevdiklerimizle yoğun dikkat, pür dikkat bir şekilde birlikte olmak. Bir kitabın koynunda zaman geçirirken telefonun, zırıltının, başka bir sesin onu bölmesine izin vermemek. Bölünmemiş dikkat günümüzde çok büyük bir nimet. Bunu kazanmaya gayret edelim. Yani bir kitap okumaya başladığımız zaman dikkatimizin bölünmemesi, bir dostla sohbet etmeye başladığımız zaman telefonlarımızı kapatmaya, o hakikaten orada olmaya, onun gözlerinin içine bakarak onu dinlemeye gayret edelim. İletişim teknolojisinin hızından biraz kaçmak demek özetler mi bizim derdimiz? Ya daha doğrusu iletişim teknolojisindeki hız mıdır bizim bugün temel şeyimiz? Bir şeyle destekleyeyim. Mesela kendi kendime de yaptığım, eleştirdiğim, ya çocuk parkta oynuyor, yani çocuk AVM'de bilmem, biz elimizde telefondayız. Yani tabii. Çocukla beraber orada değiliz işte. Yani. Orada değiliz. Temel problem bu işte. Modern insanın en temel problemlerinden bir tanesi orada olamamak. Bir sohbette orada olamamak, efendim, bir ibadette orada olamamak, çocuğuyla beraberken orada olamamak, zihnimizin gerilerinde hep bize mühim olduğumuzu hissettirecek bin tane tilki dönüyor. Halbuki o an orada olmak ve o insan için önemli olmak önemli bizim için. Yaşadığımız çağa şey diyorsunuz, kesinti çağı, sürekli. Evet. Merhamet adlı kitapta da merhametin olmazsa olmaz bileşenlerinden ikisi ahlak ve sadakattir diyorsunuz. Sadakat yok. Evlilikler eskiye göre daha kısa. İnsan ona rağmen de daha tırnak içinde özgür. Fırsat ve imkanlara daha çabuk ulaşabiliyor. Ama gelin görün ki mutsuzuz. Merhameti kazanmanın yolu, az önce anlatırken soracaktım, şimdi aklıma geldi yine. Söylediklerim de yanlış anlaşılmasın diye bir tarta tarta söyleyeyim. Sokak hayvanlarına olan düşkünlüğümüz, son zamanlarda sosyal medyada herkesin koynunda bir kediyle poz vermeye başlaması, bunu bir 25-30 seneye çektiğimiz zaman, 50-40-50 sene önceye çektiğimiz zaman, bunlar doğanın, beraber yaşadığımız hayatın bir parçası, cami avlusundaki güvercin, pis pis yaptığımız kedi iken, bugün birdenbire evet ya bunlara hassasiyet, bu sokak hayvanlarına, sokak dostlarına hassasiyet önemli bir şeydire dönüştü. Onlara uygulanan şiddet yüzünden belki filan. Bu da belki paradoksal bir şey olabilir. Bunların birdenbire önemli hale gelmesi bizim merhameti kaybetmiş olmamız mı? Burası ise eğer bunun da kırılma noktası yine mi sosyal medya herhalde değildir, başka şeyler de vardır. Dindarlık seviyemizin düşmesi mi? Neyi kaybetmemiz? Yani merhameti kaybetmemizin sebebi nedir? Yani ben merhametin bir bütün olarak kıyılarımızdan çekildiğini görüyorum. Dindarlar da daha merhametsiz olmaya başladı. Evet. Yani insan dinle, müteal olanla, aşkın olanla kurduğu ilişkinin kendisini terbiye etmesini bekler. Dindarlık da bir görüntüden ibaret olmaya başladığı zaman merhametsiz, gergin, asabi, öfkeli bir dindarlık boy veriyor her tarafta. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani her türlü inancın, kadim inancın, kadim öğretinin insan ruhuna ve yüreğine yumuşaklık, rıfk ve merhamet verebilmesi lazım. Bu rıfkı, bu yumuşaklığı, bu hilmi, eski tabirlerle konuşacak olursak, göremediysek kendimizin inançla ilişkimize bakmamız lazım. Eğer biz
inancımızı kendimizin nefsine, kendi egomuza göre eğip büküyorsak, orada egonun galibiyetinden bahsedebiliriz, inancın galibiyetinden değil. Yani insana, bana rahmet olarak gönderilen bütün insanlığa rahmet olarak gönderildi. Niye onu sadece kendi üzerimde tanımlayayım ki? Niye bir başka insana üstünlük kurmama bir vesile olarak bunu algılayayım? Bilakis başka insanları daha iyi anlamak, onlara daha merhametle, daha empatiyle, daha sevgiyle yaklaşmak için beni eğitebiliyorsa ben onu iyi bir şekilde içselleştirmişim demektir. Burada başka bir şey daha var sana. Yani böyle bir ilahiyat programına dönmesin. Konumuz oluyor ama. Yok dönmesin, evet. Şu açıdan. Benim çok bildiğim alanlar değil çünkü, evet. Hayır, şu açıdan söyledim. Evet. Modern insanın yine bir şey bu olabilir mi acaba? Bir televizyon programcısı olarak, bu programları da yapan birisi olarak insanların dini inançlara, bu İslam temelli olabilir, başka olabilir, inançlara da şeyi kalmadı. Ya, şüpheyle mi bakıyor? Şüphe şu, yani burada deizm meizm meselesine girmeyeceğim. Evet, biraz hukuk, biraz fıkıhla alakalı olabilir bu ayrışmalar, tartışmalar. Televizyonlarda en çok reyting yapan mesele budur. Dini tartışma programlarıdır filan. Bununla beraber bir şeyleri getirip fıkıh ve hukuk temelli çerçevesinde düşünmekten dolayı mıdır hikmet, erdemli olmak, şefkatli olmak, merhametli olmak? Yani modern insana galiba bir kez daha iletişim teknolojilerinin çoğalmasıyla beraber Twitter'daki dini tartışması beraberinde bu kavramlardan da uzaklaştırıyor olabilir mi? Yani ben derdimi anlatabildim mi? Sorumu anlatabildim mi? Anladığımı zannediyorum. Dine ideolojik bir enstrüman olarak baktığımız zaman onun insan ruhuna kazandırdığı irtifayı görmezden geliyoruz. Maneviyat, manevi arayışlar insan ruhunu meleklerle yarışacak kadar saflaştıran, erdemleri insan ruhunda temerküz eden, yoğunlaştıran tecrübelerdir. Biraz böyle bakmak ve manevi arayışları bir enstrüman olarak kendi egomuzun, kendi nefsimizin, kendi kabilemizin iyiliğinin enstrümanları olarak görmememiz lazım diye düşünüyorum. Çok da büyük sözler etmek istemiyorum, haddimi aşmak istemem. Merhametle ilgili konuya gelecek olursak, merhamet öncelikle bir başka insanın dinlenmeye değer olduğunu, saygıya değer olduğunu, onun haysiyetinin öncelenmeye değer olduğunu teslim etmemle başlar. Yani bir başka insan, bir başka varlık, bu sokak hayvanı olabilir, bir başka insan olabilir, göçmen olabilir, benim sokaklarımda dolaşan ve benimle aynı aşığı bölüşmeye talip olan kişi olabilir. Ona bakarken Allah'ın yarattığı bir varlık görebilmem, yücelme imkanı olan bir varlık görebilmem, iyi muameleyi hak eden bir varlık görebilmem lazım. Kendi istediğim, kendim için istediğimi, kendi nefsimin için istediğini, kendi nefsim için istediğimi onun için de isteyebilmem lazım. İşte bunun için de bir değerler silsilesine sahip olmamız lazım. Tabii, muhakkak, muhakkak. Bakın, bir altın kuraldan bahsedilir. Bütün kadim geleneklerde bu vardır. Öteki saydığına, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ona da öyle davran denir. Bu altın kuraldır ama bunun bir adım ilerisi vardır. Merhamet Devrimi adlı kitabımda bunu yazmaya çalıştım. Platin kuraldır bu. Biraz daha değerli. Ona, o kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa öyle davran. Sen belki bazı konularda çok duyarlı değilsin. Sana şu veya bu şekilde davranılması senin hoşuna gidiyor olabilir. Ama onun hoşuna gitmiyordur. Dolayısıyla sadece kendine davrandığın gibi değil, onun kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa o, ona öyle davran. Şimdi, ona hak ettiği saygınlıkla davran. İşte modern insan bunu niye yapsın? Niye yapacak? Çünkü merhametten öte gideceğimiz bir köy yok. Çünkü içinde yaşadığımız gezegeni bir cehenneme çevirmek üzereyiz. Çoktandır çevirdik. Ve hem tabiat kirlendi hem insan kirlendi. Savaş kapımızda. Bugün gizli bir 3. Dünya Savaşı'nın başladığıyla ilgili spekülasyonlar dolaşıyor. Hatta içinde olduğumuz. Hatta diyor. İçinde olduğumuzla ilgili spekülasyonlar dolaşıyor. Yani bir savaş daha bu dünya belki kaldırmayacak ve toptan bizi mahvedecek.
zalimlik hem kendimize yabancılaşmamıza, hem insan kardeşimize yabancılaşmamıza, hem kainata, bize armağan olarak verilmiş bu kainata, bu evrene yabancılaşmamıza yol açıyor. Merhamet ise bütün varlığı yar bilmeye yol açıyor. Benim zaman zaman kullandığım bir şey var, bir hak dostundan alarak. Bu aleme var olmaya değil, yar olmaya geldik diyor. Varlığa yar ve yardımcı olmayı öğrenmemiz lazım. Ancak bu bakışla, bu bilinçle, yani bir başkasının sızısından keyif alarak değil, bir başkasının sızısını dindirilmeye layık bir şey olarak görerek, hızla oraya koşup onun acısını, sızısını dindirilmem gereken bir varlık olarak kendimi tanımlayarak ve sanki yeryüzünde o ıstırabı, o iniltiyi duyan tek benmişçesine davranarak, ya bir başkası duymuş olamaz, ben duyuyorum ve ben koşup bunu iyileştireceğim dersek, o zaman merhameti yeryüzünde yaygınlaştırırız. Bu çok ütopik gibi görünüyor ama her şeyden önce kendimize merhamet ederek başlayalım. Kendimize iyi davranalım, kendimizi aşırı derecede kınamayalım. İyi yaptığımız şeylerde iyi yaptık diyelim. Kendi küçük etrafımızda, kendi küçük çevremizde merhamet eylemlerinde bulunalım. Bir insana sabah hiçbir şey veremiyoruz diyelim. Sabah gülümseyelim, hal hatır soralım, komşularımızla yardımlaşalım, onların zor zamanlarında, dar zamanlarında onların yanında olalım, bir tas çorba gönderelim hasta oldukları zaman. Bütün bunlar geleneğimizin içinde zaten var. Görün bakın ne kadar iyi olacaksınız istiyorsunuz. Bunlar yaptığımız zaman. Bir insanı değiştiren bir yazarın bir sözü var. Diyor ki, bir romancının, bir çölde bir kabuğun, efendim bir kum tanesinin yerini değiştiren bazen pek çok şeyin yerini değiştirmiş olur. Günümüzde şimdi kaos teorisinin en temel aforizmalarından bir tanesi bu. Yani Atlantik'in bu tarafında bir kelebek kanat çırpar, öbür tarafta fırtına olur. Bazen bir iyilik öyle acayip değişimlere yol açar ki hiç beklemezsiniz. Çok büyük akisler, çok büyük dalgalanmalar olur. Ben kendi hayatımda bunun izlerini görüyorum. Hepimiz dikkatle bakarsak yaptığımız iyiliklerin bize iyilik olarak katlanarak döndüğünü zaten göreceğiz. Ne güzel. Yine sizden bir alıntıyla. Bugün duygusal olarak fakirleştirilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bir türlü büyüyemeyen ergenler, kredi kartı borçları yüzünden iki yakasını bir araya getiremeyen erişkinler, politik sloganlarla hayatın anlamını çözdüğünü sanan kuşaklar, bir bakıma içinde yaşadığımız küresel tamahkarlık çağının kurbanlarıdır. Bir düğmeye bas ve rahatla kuşakları. Size ait bir tanımlama. Biraz önce çok yüzümüze çarpıcı, hepimizin yüzüne çarpması gereken bir şeydi. Merhamet gideceğimiz son durak. Merhametten öte duracağımız istasyonlar var mı oraya gelmeden? Mesela az önce yine ilginç bir şeye dikkat çektiniz. Kendimizi de biraz şey yapalım. İyi yaptık ya, iyi bir şey yaptım. Tabii. Merhametten önceki istasyonlar ne, biraz da onlara bakalım. Bütün erdemler bence insanı merhamete götüren ara duraklardır. Mesela sabır böyle bir şeydir. Efendim, diğer kamlık böyle bir şeydir. Bir başkasını düşünebilmek, bir başkasının yerine kendimizi koyabilmek. Empati, merhametin en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Saygı, yine bir başka insana saygı duymak. Nezaket, yine ara duraklardan bir tanesidir. Varlığa nezaketle davranmak. Böcekleri bile incitmemek. Varlığı incitmemek, kainatı incitmemek. Bir otu bile yerinden, yersiz yere koparmamak. Bir böceği öldürmemek. Bütün bunlar insanın varoluşunun ana mihveri haline gelebilir. Hepimiz kainata, çevremize, varlığa daha saygılı, daha müşfik, şefkatli bir varoluşu kendimize şiar edinebiliriz, düstur edinebiliriz. İncitmemeyi bir şiar edinebiliriz. İncitmemeyi şiar edindikten sonra bir durak daha var. O da incinmemeyi şiar edinmek. Yani kolayca incinmemek, insandan alınmamak, insana güven duymak. Günümüz toplumunda en temel arızalı noktalardan bir tanesi, bir güvensizlik toplumunda, bir şüphe toplumunda yaşıyoruz.
hepimiz bir başkasının eylemlerinden çok kolay alınıyoruz. Sanki hep etrafımızdaki insanlar çok kolay kuyumuzu kazıyorlarmış gibi geliyor. Ama insanlara güvenecek kadar yakın bir mesafede durmazsanız, kalp mesafesinde durmazsanız, onlarla uzaktan bağırarak konuşursanız anlaşamazsınız. Kalp fısıldar. Kalbi duymak için yakınlaşmak lazım. O mesafeyi kısaltmak lazım. İnsanlara şans vermek lazım. Bu mesleği yapan ve bizi izleyenler varsa benim son zamanlarda bir türlü tanımlayamadığım, tarif edemediğim bir alan oluştu. Yaşam koçluğu. Evet. Yani nedir bu gerçekten bu işi yapan işte dostla da konuştuğumuzda? Bu neyin boşluğunun karşılığıdır ve gerçekten ne yapar? Teknik olarak sormuyorum ya da son cümleyi geri alıyorum. Yaşam koçluğu neyin açlığının doyurulmaya çalışılmasıdır? Hayatı bir proje olarak gördüğümüz zaman iş hayatındaki koçlar gibi yaşamımızda da koçlara ihtiyaç duyuyoruz. Birinin orayı bir CEO gibi yönetmesini istiyoruz. Halbuki hayat bizim seçimlerimizle şekillenir. Biz hepimiz yaptığımız seçimlerden ibaretiz. Bir başkası bizim yerimize seçim yapamaz. Seveceğimiz insanı, seveceğimiz işi, uğruna çaba harcayacağımız hobiyi, uğraşıyı bir başkası bizim yerimize seçemez. Bir başkası bizim yerimize daha iyi düşünemez. Bu bir kolaycılığın ifadesi. Hani düğmeye bas rahatla toplumunun getirdiği kolaycılıklardan bir tanesi. Birisi benim hayatımın dizginlerini eline alsın, benim yerime düşünsün. Ama birisi benim yerime hissedemez ki. Yani kalbimdeki acıyı, hayal kırıklığını o benim yerime yaşayamaz. Dolayısıyla bence hayatımızın dizginlerini elimize alalım. Kendi hayatımızın yazarları olalım. Kendi hayatımızın sürücüleri olalım. Mesuliyetini, sorumluluk duygusunu hayatımızın kendimiz üzerine alalım. Modern insanın en çok kaçtığı, hepimizin bu hayatta en çok kaçtığı şeylerden bir tanesi de sorumluluk duygusu. Yani bir şeyler yapıyoruz ama onun sorumluluğunu üstlenmek istemiyoruz. Oysa sorumluluğun olduğu yerde umut vardır. Yani ben bir şeyleri yapıyorum, ben bir şeyleri düzeltmeye talibim dediğim anda umut vardır. Eğer bir şeyleri düzeltmeye talip değilsem umut yoktur. Bu yaşam koçları bir de her şeyi başarabilir, her şeyin başarılabilir bir şey olduğundan bahsederler. Başarmak gibi bir sorumluluğu var mıdır insan? Mutlaka başarmak zorunda mıdır? Ya her girdiği seçimi kazanmak zorunda mıdır? Ya da başarı dediğimiz şey ne? Şey nedir veya? Yani başarı dediğimiz şey hep alkış alan şey midir? Ben size bir örnek veriyorum. Bir memur bir sürü meslektaşının rüşvet aldığı bir yerde 30 sene çalışıyor ve 1 gram harama tenezzül etmeden, 1 gram rüşvet almadan hayatını tamamlıyor. Bu büyük bir başarı değil mi? Harama el uzatmadan, kalp kırmadan, insan incitmeden ömür tamamlayan insanların hayatları büyük bir başarı hikayesi değil mi? Hep yüksek makamların, şişkin ceplerin, şişkin cüzdanların mı başarı öyküsü yazılacak? Hiç unutmadığım bir şey, bir gün bir kongreden dönüyorum yurt dışından. Bir yabancı gazete okuyorum ve o kadar hoşuma giden bir şeyle karşılaştım ki, bu yılın 60 başarılı kişisi diye. Kim vardı biliyor musunuz o 60 başarılı kişide? Bir yerde bir göçmenler için bir seferberlik ilan etmiş bir öğretmen. Göçmenler için para toplamış, göçmenlerin hayatını değiştirmiş. Soyu tükenen bir hayvan için seferberlik ilan etmiş bir efendim jeolog, bir su altı bilimcisi. Büyük bir seferberlik ilan etmiş ve bir sürü hayvanı ıstıraptan kurtarmış. Böyle böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almış ve hayatı başka insanların hayatına değmiş insanlar. Bence günümüzün soyluları bu insanlardır. İyilerdir. Başarılı olanlar da o insanlardır. Başarıyı başka bir şekilde tanımlayalım. Yani sadece kendine hayrı olmuş ama çok alkış almış, efendim çok cebi para görmüş, çok büyük herkesin önünde efendim selam durduğu bir insan tek başına başarılı mıdır? Yoksa insanların hayatına bir ışık düşürdüğü, insanların hayatını kolaylaştırdığı, insanlara yardımcı olduğu, iyi olduğu, iyiliği yaydığı ölçüde mi başarılıdır? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bence başarının tanımını günümüzün merhamete susamış, merhamete acıkmış dünyasında toptan değiştirmemiz lazım.
yeni baştan yazmamız evet. lazım. Buradan artık yavaş yavaş programımızı da toparlamak isterim. Yine gündelik şiddet haberlerinin dışına çıkıp, klasik bağlamda sormuş olmayayım ama, şiddet vardı da biz mi farkında değildik? Yine iletişim kanallarına referans bulunayım. Çoğaldığı için biz şiddeti çok mu görür olduk? Değilse tabii. Modern çağ bizi bozdu da mı şiddete bu kadar meyyal olduk? Şiddet hep vardı. Aslında çok enteresan. Mesela Steven Pinker, bizim alanımızın öncü bilim adamlarından bir tanesi. Onun çalışmaları diyor ki şiddet geçmiş yüzyıllarda daha fazlaydı. Daha vahşiydi. Ama günümüzde giderek daha biraz daha rafineleşiyor şiddet. Biraz daha gizli kapaklı hükmünü icra ediyor. Ama iletişim araçları çok yaygınlaştığı için bizim gözümüze daha fazla sokuluyor. Daha çok görüyoruz. Bir yandan da daha yaygınlaşıyor. Şöyle yaygınlaşıyor. Kişisel bazda yaygınlaşıyor. Çünkü insanlar şiddet içeren video oyunlarıyla, şiddet içeren filmlerle çok daha erken yaşlarda tanışıyorlar. Ve şiddeti içselleştirerek ve ona karşı duyarsızlaşarak büyüyorlar. Burada eğitimcilere, anne babalara çok büyük roller düşüyor. Şiddet içerikli video oyunlarının bu kadar kolay, ulu orta çocukların iç dünyasına sokulmalarına izin vermemeleri lazım. Bakın çok enteresan bir makale okumuştum geçen yıl. Bunu birkaç programda da paylaştım. Amerikan ordusundan emekli bir psikiyatr subay. Değişik mecralarda bu makaleleri yayınladı ve kitaba da dönüştürdü. Bu şiddet içerikli video oyunlarının aslında savaşlarda insanların karavana atışlarını, askerlerin karavana atışlarını azaltmak için geliştirilmiş bir proje olduğunu yazdı. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda buna Marshall istatistiği deniyor. İnsanlar yüz yüze geldikleri düşmana pek ateş edememişler. %80'ini havaya ateş etmiş. Çünkü insan yüzünde insanı ahlaka çağıran bir şey var. Yani yüzünü gördüğümüz bir varlığı öldüremiyoruz. George Orwell'in bir kitabında anlattığı bir hikaye vardır. Merhamet Devrimi kitabımda bahsetmiştim. İspanya'da işte cumhuriyetçilerin safında çarpışırken faşizm yanlılarına karşı Orwell tüfeğini doğrultuyor. Bir tane karşı taraftan, karşı cepheden bir adam burada birisi olduğunu fark etmeksizin yer değiştirmeye başlıyor. Tam vuracağım diyor. Bir de adamın pantolonu düştü diyor. Pantolonu düştü, pantolonu çekiştirerek diyor koşmaya başladı. O kadar bana şey geldi ki, komik ve insani geldi ki o durumu, o insanı öldüremedim diyor. Marshall istatistiği karavana atışları gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda biraz daha azalıyor ama yine devam ediyor. İnsanlar kolay kolay yüz yüze geldikleri düşmana ateş edemiyorlar. Vietnam'da biraz daha azalıyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle 1960'lı yıllardan itibaren bu video oyunlarında şiddet unsuru ve Hollywood filmlerinde şiddet unsuru giderek artırılıyor ve insanlar giderek duyarsızlaşmaya başlıyor. Vietnam'da biraz daha az. Irak Savaşı'nda, Körfez Savaşı'nda neredeyse karavana atış hiç yok. İnsan ölümcül bir savaş makinesine, bir savaş aygıtına dönüştürülüyor. Şiddetle ilgili binlerce çalışma var. Görsel yani televizyonda ve diyelim ki video oyunlarındaki şiddetin insanlara, çocuklara nasıl tesir ettiğine ilişkin ortak bulgu şu: çok fazla şiddete maruziyet insanları şiddete duyarlı hale getiriyor. Şiddete duyarlı derken şiddete teşne. Şiddeti daha kolay uygulayabilir hale getiriyor. Az önce şey dedim ya, şeyler, gelişen teknoloji, insan ömrünün uzaması, eskiden daha teslimiyetçiydik ölüme karşı da şimdi daha bir genç olmaya, daha bir sağlıklı olmaya, daha bir güzel olmaya ilişkin ekstra bir çabamız var biliyorsunuz. Evet. Ölümsüzlüğün peşinde olmakla mı alakalı bir şeydir bu? Bunu mu arıyoruz? Olmadığını bile bile, olmayacağını bile bile. Ya da uzatıyor muyuz? Bir de yaşamı bu kadar uzatmak insanı yaşamaktan da usandırmaz mı yani? Öyle oluyor zaten. Evet. Yormaz mı biraz? Başka problemler ortaya çıkıyor. Mesela Alzheimer hastalığının bir patlama yaptığını görüyoruz belli yaşlardan evet. sonra. Ve kırılganlık artıyor. İnsan vücudunun kırılganlığı ve başka hastalıklara maruziyeti artıyor. İnsan moderniteyle beraber ölümü fethetme saplantısına düştü.
Eskiden insanlar ölümle biraz daha barışık yaşarlardı. Biz dedelerimizin kuşağına bakalım, çok uzağa gitmeyelim. İnsanlar kefenleriyle beraber yaşarlardı. Evet. Belli bir yaştan sonra kefen paralarını alırlardı ve o kefeni yanlarında taşırlardı. Sandıklarının ölümle, en dibinde kefenleri olurdu. Barışıktılar. Yani. Şimdi barışık değiliz. Ölümden öcü görmüş gibi kaçmak istiyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak istiyoruz. Bu da hayatlarımızın aslında anlamını, dokusunu tahrip ediyor. Bir insan ölmeyeceği vehmiyle yaşarsa hayatı da dolu dolu yaşayamaz ki. Yani bir şeyin sonsuza kadar süreceğini bilseydik güzel olabilir miydi? Yani bir gül sonsuza kadar canlı ve diri kalsaydı bize güzel görünür müydü? Solacağını bildiğimiz için onun güzelliği bize keyif veriyor. Bu ömür de neticede bir gün solacak, bir sonbahar gelecek. Vedalaşacağımız için yaşadığımız her an kıymetli geliyor. Sonsuza kadar yaşayan insanların hayatının nasıl bir anlamı veya kıymeti olabilir? Bu vehim insanı bir sürü çılgınca uğraşıya götürüyor. İşte estetik cerrahiye koşuyoruz, kendimizi gençleştirmeye çalışıyoruz. Kapitalizm de bunu körüklüyor aslında çok enteresan bir şekilde. İnsana sürekli gençlik yönünde telkinlerde bulunuyor. Anti-aging, işte yaşlanmaya karşı bir takım programlara onu sokuyor. Ve böylece insan genç oldukça daha çok tüketiyor. Çünkü yaşlılık biraz da durup dinlenmek demektir. Tüketim ideolojisinden, tüketimcilikten, tüketimci kimlikten uzaklaşma ve kendi içine dönme, biraz eski hırkanla avunabilme, yaşadıklarını gözden geçirme, kendi hayatına biraz ibret nazarıyla bakabilmek demektir. Hep genç kalmaya niyet ettiğimiz zaman hep tüketimci de kalıyoruz. Bu da tabii ki bizim marka üretenlerin, bize bir şeyler satmak isteyenlerin çok işine gelen bir şey. Peki bu ruhu neyle besleyeceğiz? Büyük, geniş kalıplı bir soru olduğunu farkındayım. Din, alışkanlıklar, değerler, bol seyahat. Değerlerin eşlik etmediği bir hayat boşuna yaşanmış bir hayattır. İnsan değerleriyle vardır. Endişe bile aslında insanın değerlerine yönelik bir tehdit olduğunda en yoğun halinde kendini gösterir. Hepimiz değerlerimizle varız. Ürettiğimiz anlamla varız. Bu hayatta az önce de söylediklerimi tekrar etmek bahasına bir daha söyleyeyim. Lütfen. Bizden dışarı nasıl bir ışık yayıldı? Biz başka hayatlara nasıl dokunduk? Hangi ruha ne yönde bir teselli verdik? Dünyanın iyileştirilmesine, güzelleştirilmesine, onarılmasına nasıl bir katkıda bulunduk? Hepimizin bulduğumuzdan daha güzel bir dünya bırakmak gibi bir ödevimiz var. Bu dünyayı Kızılderili meşhur sözünde olduğu gibi çocuklarımızdan, atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık diyorlar. Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Onlara gölgelerinde, gölgeliğinde serinleyecekleri kaç tane ağaç bırakacağız? Yarın bir gün bizi hatırlayacakları hangi iyilikleri miras bırakacağız? İyiliğin, güzelliğin, merhametin aristokratları olabilecek miyiz? Yani soy sopla aristokrasiden bahsetmiyorum. Bizimle başlayan veya bizden önceki nesillerle başlayan ve bizim devamcısı olduğumuz iyiliğin, merhametin devamcısı kılabilecek miyiz çocuklarımızı? Çok önemli bir bulduğum bir şey var. Daha önce bir yazımda da ifade ettim. Hep dünyanın bizim çocuklarımıza ne vereceğini düşünüyoruz. Peki biz dünyaya nasıl çocuklar vereceğiz? Biz dünyaya ne sunacağız? Hep dünyadan ne alabileceğimizi veya insanlardan ne alabileceğimizi konuşuyoruz. Biz insanlara ne verebileceğiz? Biz dünyaya ne verebileceğiz? Kendi sunabileceklerimiz, bizim armağan edebileceklerimiz, dünyaya sadece benim armağan edeceğim şey ne olabilir? Bu soru üzerine düşünmek zorundayım. Yani sadece ben olduğum için, Kemal olduğum için, Veysi olduğum için neyi sunabilirim dünyaya? Bu soruyu hepimizin tek tek kendimize sormamız lazım. Son soru. Bir psikiyatristsiniz, bizden daha fazla gözlemliyorsunuz. Sosyolog değilsiniz belki ama artık gözlemleye. Durumumuz nedir? Çıkmamış candan ümit kesilmez. Ben bu toprakların her zaman bir merhamet dirilişine,
toprak olabileceğini, zemin sağlayabileceğini düşünüyorum. Zor zamanları aşabilen bir toplumuz biz. Esnek bir toplumsal yapıyız. Zorluklarla baş edebilen bir yapımız var. Balkan Harbi'nden bugüne işte bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz. Çok ağır sıkıntılar yaşıyoruz. En son işte bir 15 Temmuz badiresinden geçtik. Deprem zamanlarında çok iyi kenetlenebilen, yardımseverliğini, iyilik hissini muazzam gösterebilen, sıkıntı zamanlarında, kriz zamanlarında olağanüstü olan bir toplumuz. Acayip güzel. Evet. Ama bir konuşma yapmıştım bir yerde. Bir doktor bey geldi bana, dedi ki, işte 15 Temmuz'u izleyen günlerdeydi. Ya dedi, bu insanlar işte sokağa çıktılar, işte bir darbeyi önlediler. Yani en azından önlemek için çok büyük bir çaba, canlarını ortaya koyarak bir çaba harcadılar. Fakat aynı insanlar iki gün sonra trafikte birbirlerinin üzerine araba kırıyorlar. Bu nasıl oluyor doktor bey, bana bir anlatın filan dedi. Ben bunun cevabını bulamıyorum. Yani biraz içimizdeki merhameti, saygıyı, nezaketi uyandırmamız lazım. Hepimiz bu topraklara borçluyuz. Bizden öncekilere borçluyuz. Temelde hangi en çok bu toprağın insanı bugünlerden çok neyle uğraşıyor? Neyi aşamadığı, neyi çözemediği için kapınızı aşındırıyor? Endişe ve depresyon tabii. Endişe ve depresyon. Biraz içimizde yaygınlaştırmamız gereken şey galiba ya içimizdeki hoyratlığı biraz önlememiz lazım. Aklımıza geleni, aklımıza estiği gibi, canımız dilediğince ortaya koymamak, incitmemek, insanların mutsuzluğu pahasına mutlu olmaya yeltenmemek, bir başkasının hakkını gasp etmemek, emniyet şeridinde araba kullanmamak, efendim hakkımız olanı istemek, hakkımız olmayana talip olmamak, iltimas beklememek, bütün bunlar veya haset etmemek, başkasının iyi yaptığı işleri takdir etmek, iyiliğin neferleri olmak, bütün bunlar toplumca iyi örnekler görerek çoğaltılması gereken şeyler. İyi örnekleri çoğaltmaya çok ihtiyacımız var. Size de medya olarak çok iş düşüyor. Yani toplumun içinde hep dile getirdiğim bir şey var. İyilik haberlerini de yaygınlaştırmamız lazım. Bu toplumda kötülüklerin 10 misli, 100 misli, 1000 misli iyilik de oluyor ama onları haberlerde göremiyoruz. Haberlerin ilk sıralarında lütfen bize iyi insanları da gösterin. İyilikleriyle dünyayı aydınlatan insanları da gösterin. Ben Kanada'da bir müddet öğretim üyesi olarak çalıştım. Hafta sonlarında kötü haber vermezlerdi televizyonlar. Bu haber olmadığından değil, insanların moralini bozmamak için. Biraz öyle haberlerle karşılaşıyoruz veya televizyonlarımızı açtığımız zaman öyle dizilerle karşılaşıyoruz ki bu topluma dışarıdan gelen bir insan kötülüğün temel iklim olduğunu, başat iklim olduğunu bu toplumda düşünür. İyiliğin biraz gözümüze sokulmasına ihtiyacımız var. Merhametin gözümüze sokulmasına, kalbimize sokulmasına ihtiyacımız var. Taklit etmeyi seviyor değil mi insanlar? İyi haberleri, iyi örnekleri. Bravo, çok çok doğru bir tespit. İyiliği gördüğümüz zaman iyiliği taklit ediyoruz. Kötülüğü gördüğümüz zaman da kötülüğe daha teşne hale geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet son oldu. Son cümleden referansla biraz payımızı Habertürk olarak da şey alalım, nasip verelim. İyi bir şey olsun diye sizi ağırlamak istedik bugün. İnsanlara iyi şeyler anlatalım diye, iyi şeyler söyleyelim diye. Benim için çok iyi ve çok keyifli bir programdı. Umarım seyircilerimiz için de böyle olmuştur. Efendim ben Kemal Sayar'ı ilk defa duydum. Ne güzel, ne tatlı bir sohbetti derseniz eğer, kitaplarının tamamı olmasa da bir kısmını ben sizlerle programın sonunda paylaşmak isterim. 20'yi aşkın kitap, bunlardan bazıları Ölümden Önce Bir Hayat Vardır, son kitabı. Şöyle, evet, alırsanız kameraman arkadaşım. Hatta siz böyle izlerken ben de arkadan size kitabın arka kapak özetini geçeyim. Hayatta kötülüğün her zaman karşımıza çıkabileceği bilgisini hatırda tutarak mı yaşamalıyız? Yoksa geleceğin içinde hep bir umudun çiçeklendiği temennisiyle mi? Hangi yolda ilerleyeceğiz? Körü körüne iyimserlikle felç edici karamsarlık arasında acaba bir orta yol bulabilir miyiz?
Ölümden önce bir hayat vardır. Bu temel sorulardan yola çıkarak gerek iç dünyamızdan, gerekse dış alemden yansıyan örneklerle hayatın bize bağışlanmış büyük bir armağan olduğunu hatırlatıyor. Yeter ki dünyaya hayret gözleriyle bakmayı bilelim. O zaman en sıradan şeylerde bile bir harikuladelik olduğunu fark edeceğiz. En güzel şekilde yaşanmış bir hayat bile yaşlılık ve ölümden kaçamadığına göre bize düşen ölümden önceki hayatı doğru yaşamaktır. Kemal Sayar gündelik koşturmacalar içinde gözden kaçan hayata dikkatimizi çekiyor demiş editör arkadaşımız da. Dolayısıyla vay efendim ben bu sohbete doymadım falan derseniz son kitabı burada Profesör Doktor Kemal Sayar'ın. Her şeyin bir anlamı var, merhamet ve bunları da böyle yaklaştırayım. Kalbe dönüş için son çağrı, yavaşla, ruhun labirentleri, olmak cesareti, terapi, kalbin direnişi, sufi psikolojisi, hüzün hastalığı, kendine iyi bak, beni sessiz de sevebilir misin gibi kitapları da bu haftaki konuğum, psikiyatrist, düşünür, yazar, şair, Profesör Doktor Kemal Sayar'ın kitapları efendim. Kapatıyoruz büyük soruları. Pazar akşamları haftanın telaşesinden sonra yeni bir haftaya başlamanın, eski bir haftayı bitirip yeni bir haftanın, eski haftanın son yeni haftanın ilk saatlerinde büyük sorular sorarak, yavaşlama kelimesine de atıfta bulunarak, sürat bizim düşmanımızdır cümlesine atıfta bulunarak, arkadaşlar bir saniye demeye çalışıyoruz. Başka şeyler de var. Başka şeylere de biraz kafa yoralım demeye çalışıyoruz. Sevgili editörüm Sevin Gümüşer'le ve Tuğçe Özçelik'le beraber. Umarız bir saniye diyebiliyoruzdur. Bunu demek için yapıyoruz büyük soruları. Büyük sorular sorup bazen cevap da aramaksızın sadece soru sorarak belki hareketi durdurmadan biraz başka şeylere kafa yormaya hep beraber başta kendim için söylüyorum. Kafa yormaya çalışarak biraz aktüelin biraz gündemin dışına çıkarak soru sormaya, büyük sorular sormaya bazılarına cevap bulamadan bile olsa sorular sormaya çalışıyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği katkısı olan bütün arkadaşlarım adına iyi haberler alacağınız güzel, keyifli bir hafta dilerim efendim. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 23'te yine başka büyük sorularda ekranlarınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.